1995 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünü birincilikle bitirdikten sonra yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Çalgı Ses bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çetin Akdeniz ile ileri seviyede bağlama teknikleri, Sinan Ayyıldız ile de şelpe tekniği üzerine çalışmalar yaptı. Eğitim sürecinde hepimizin yakından bildiği değerli hocalarımız Profesör Doktor Can Etili ile Profesör Doktor Erol Parlak ile ve birçok önemli eğitimcinin talebesi oldu ve onlardan dersler aldı. Henüz 18 yaşındayken müzik ekranlarında Yerli Yıldızlar programında solo performanslar icra etti. İlk bağlama resitalini 2017 yılında Kadıköy Gençlik ve Sanat Merkezi'nde verdi. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında pek çok şehirde vokal ve saz icraları gerçekleştirdi. Halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi'nde ses eğitimi öğretim görevlisi olarak faaliyetlerini yürütüyor. Çok genç olan hocamıza şimdi sözü aktarıyorum. Evet hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. Latife ettiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Başlamadan önce başta tabii kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Bunu söylemeden başlamak olmazdı. Tabii bugün yayla havalarını konuşacağız. Ben elimden geldiğince size bu konuda bilgi vermeye gayret edeceğim. Benim aslında yüksek lisans tezimin de konusuydu bu konu. Bu konuyu seçmemdeki amaç, Samsun doğumluyum evet ama benim aslında anne baba Trabzon Oflu. Ben tabii Samsun'da doğdum, yetiştim, büyüdüm. Genellikle beni tanıyanlar da zaten sazla alakalı çalışmalarımı görmüştür. Çok kemençeyle, Karadeniz müziğiyle alakalı çok fazla çalışmam olmadı bu zamana kadar. Bu yüksek lisans tezine ve ondan sonraki çalışmalarıma kadar. Hem kendi memleketime hem de ilgi duyduğum bu kültüre, sonuçta tamam alanım değil belki, benim aslında alanım hem Türk Halk Müziği repertuarı hem de bağlama icracılığı. Ama ben bunu çalışmak istedim. Niye? Çünkü yayla havaları aslında çok bilindiği düşünülen ama hiç bilinmeyen bir konu. Bunun içine girince daha da iyi anlamıştım zaten bunun ne kadar renkli bir alan olduğunu, ne kadar güzel bir alan olduğunu. Sadece müzikle alakalı değil, aynı zamanda işin içinde gündelik yaşamla alakalı, insanların gelenekleriyle alakalı çok güzel şeyler olduğunu gördüm ben. O yüzden bu konuyu çalışmak istedim. Çünkü yayla havalarıyla alakalı, zaten yayla havası mı, yol havası mı diye bir kavram karmaşası vardı, bir tanım karmaşası vardı. Buna da ilerleyen zamanlarda değineceğim. Hem de sadece böyle işte yol havası şudur, yayla havası şudur diye kısa tanımlar. Ne bu anlamda bir tez çalışmasına ben rast geldim, ne bir makaleye. Sadece dediğim gibi bazı icralar vardı. Günümüzde radyodaki sanatçılar olsun, geçmişte bu havaları icra eden sanatçılar olsun. Bundan dolayı ben açıkçası kendime bunu bir görev olarak addettim. Yani dedim ki ben bunu yapmalıyım. Hem yine faydamız dokunsun, insanlar bu konuya yarın öbür gün değinmek istediklerinde bir kaynak bulabilsinler, baksınlar diye açıkçası bu konuyu çalıştım. Ve gerçekten dediğim gibi işin içine girince çok renkli bir kültür olduğunu, çok güzel bir kültür olduğunu gördüm burada. Zaten Karadeniz, Doğu Karadeniz kültürü özellikle Trabzon başta olmak üzere Giresun, Ordu, Rize hepsi kendine has, karakteristik özellikleri olan bölgeler. Ama özellikle yayla havaları şimdi anlatacağım. Çok ilginizi çekeceğine de ben inanıyorum. Başlamadan önce tabii yine bir giriş yapayım ben. Aslında yayla havalarının bir tanımını yapayım ben size. Kısaca bir tanımını yapayım. Daha sonra bir sıralamayla gidelim. Aslında yayla havaları ya da başka isimle yol havaları olarak da biliniyor. Doğu Karadeniz'de bizim Kadırga kültür havzası olarak belirttiğimiz bu havza içerisinde yer alan bir uzun hava türü. Kısacası tanımı bu. Ama tabii bununla bitmiyor. Şimdi Kadırga kültür havzası. Bunu
Profesör Doktor Abdullah Akat hocam açıkçası onunla konuşmuştuk bu Kadırga Kültür Havzası ismini. Bu havza neresi diye soracak olursanız aslında bu havzada tabii Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'u kapsayan iki vadinin birleştiği yer bulunuyor. Kadırga Kültür Havzası aslında burası. Bakıyorsunuz bunun bu havzayı kapsayan ilçeler Gümüşhane'nin Toruk Kürt'ün, Giresun'un Görele, Trebolu, Trabzon'un Maçka, Vakfıkebir, Çalpazarı ve Tonya gibi ilçeleri bulunuyor bu havza içerisinde. Özellikle Maçka yayla havalarının en yaygın olduğu, aynı zamanda sadece yayla havalarının değil, Trabzon özelinde, Doğu Karadeniz özelindeki uzun hava türünün en yaygın olduğu bölgelerden birisi Maçka. Maçka'nın altını çizmek lazım. Orada önemli isimler var. Bu geleneği yaşatan, yaş olarak da oldukça yüksek, hala yaşayan 90 yaş üzerinde önemli kişiler var. Dediğim gibi yayla havalarının müzikal tarafına değindiğimde ben onu size anlatacağım. Buraya kadar bir tanım yaptık. Bir de Kadırga Kültür Havzası'nın neresi olduğunu bahsettik. Şimdi yayla havalarını müzikal olarak incelemeden önce aslında biz bu bölgedeki yaylacılık geleneğine değinmeliyiz. Yaylacılık geleneğinden bahsetmeliyiz ki konuya daha bütün bir şekilde yer verelim ve daha iyi anlayalım. Tamamen şimdi ben size yayla havalarını anlatsam bir şeyler boşta kalır çünkü öyle olmadığını göreceğiz. Şimdi bölgedeki yaylacılık geleneği, Doğu Karadeniz bölgesi ve Kadırga Kültür Havzası diye belirttiğimiz bölgedeki yaylacılık geleneği. Düşünelim Doğu Karadeniz bölgesini dağlık ve engebeli aslında yani. İklim şartları da yaylacılık geleneğine, hayvancılığa uygun. Yöre insanı tabii hayvancılığa bağlı olarak yaylacılık geleneğini geçmişten günümüze dek sürdürmüş. Özellikle Nisan-Mayıs ayları geldiğinde, hava sıcaklaşmaya başladığında bir takım yaylaya çıkış hazırlığı yaparak yola giriyorlar. Yola çıkıyorlar. Ne yapıyorlar yaylaya çıkış hazırlığı yapmadan önce? İşte örnek vereyim ben size. Eşya, yorgan, yatak, gıda malzemelerinin toplanması. Mevcut eşyaları, o eşyaları taşıyacak hayvanın seçilmesi. Çünkü hayvanlar taşıyor eskisi. Eski şeyden bahsediyorum. Eski zamanlardan bahsediyorum ki hala birazdan bir video göstereceğim size. Orada göreceksiniz. Hala bu sürdürülüyor. Arabayla gitseler bile yine hayvanlarla beraber çıkıyorlar yani. İşte seçilen hayvanın bakımının yapılması, göçe hazır hale getirilmesi, göçü götürecek bir öncüye karar verilmesi, yaylaya gidecek kişilerin belirlenmesi. Bunu şunun için söylüyorum. Yaylaya gidecek kişilerin belirlenmesi derken, çünkü gitmeyenler de var. Neden gitmiyorlar? Çünkü bu yaylaya gidenlerin dışında köyde kalanlar mısır için kalıyorlar. Yani mısırların etrafında o yabani otlar oluyor. Bunları imece usulüyle ayıklıyorlar. Tabii mısır insanlar ve hayvanlar için çok önemli bir tahıl. Bundan dolayı da bir kısım köylünün, aileden bazı kişilerin orada kalıp bunu yetiştirmesi gerekiyor. O yüzden köyde kalanların dışında gitmeyenler de var. Onlar da mısır için kalıyorlar aslında. Yine eski zamanlardan bir örnek. Kişisel hazırlıkların yapılması. İşte çarık gibi, kara lastik gibi, kalın yün çorabı gibi. Çünkü yayla soğuk. Normal bir aşağıdaki gibi değil yani. Köydeki gibi değil. İşte yine ışıklandırmayla alakalı gaz lambası, kandil gibi işte aydınlatma araçlarının temin edilmesi. Hayvanlara takılan püsküller, o boncuklu alınlıklar falan, onların hazırlanması, yapılması. İnsanlar da tabii yaylaya çıkarken eski zamanlarda özellikle yöre kıyafetleri giyerek gidiyorlardı genelde. Böyle hazırlıklar yapıyorlar. Tabii o zamanın şartlarında araba yolları olmadığından dolayı köylüler yaylalara yürüyerek gidiyorlardı hayvanlarla beraber. Şimdi planlanan günde yaylaya gitmek için ne yapıyorlar? Yaylası yakın köylüler tamam sabah yola çıkıyor, öğlen gidiyor ama yaylası uzak olan köylüler açıkçası bir iki gün yolda kalmak zorunda oluyor. Tabii bir iki gün sürekli gitmiyorlar. Mezere denilen Doğu Karadeniz bölgelerinde vardır o yayla ile köy arasında bulunan otluğa bol, çayırı bol yer. Mezerelerde kalıyor. Burada mola yerleri var. Burada böyle küçük evler, küçük mezere denilen evler. Burada kalıyorlar. Ve onun haricinde tabii dediğim gibi kadınlar ve erkekler işte şey giysilerin, özel tören giysileri diyelim, onları giyerek toplu bir şekilde hareket ediyorlar. Ve hayvanların da hazırlamış oldukları o püsküllü, boncuklu, işte zilli alınlıklar gibi şeylerle süslüyorlar. Nisan-Mayıs aylarında oluyor. Nisan-Mayıs aylarında başlıyor genelde bu yaylaya göç. 4-5 ay kalınıp yaylanın sunmuş olduğu,
Çünkü yayla çok bereketli. Onun sunmuş olduğu hayvancılığa elverişli iklim, işte verimli bitki örtüsünden mümkün olduğunda faydalandıktan sonra Ağustos ve Eylül aylarında dönüşler başlıyor yavaş yavaş. İnsanlar yine havanın soğumasıyla, daha da soğumasıyla normal bir şekilde köylerine dönüyorlar. Dönmeyenler de var. Sürekli yaylada yaşayanlar var ama istisnalar tabii ayrı bu konuda. Bunu söyleyelim. Bunun dışında insanlar tabii o köylüler yaylada bulundukları süre içerisinde süt ürünleri, tahıl ürünleri üretiyorlar. Dokumacılık ve örmecilikle alakalı yün elde etmek için bazı uğraşlarla ilgileniyorlar. Gibi gibi. Şimdi burada ben size bir video izletmek istiyorum. Ekran paylaşım. O videoda benim bu anlattığım bu yaylaya çıkış hazırlığı, yayladaki yaşamla alakalı böyle 2 dakikalık bir video izledikten sonra devam edelim. Şöyle ben size şimdi birazdan bunu paylaşacağım. Hemen. Bana host verebilir misiniz? Hostluk şu an gelmemiş galiba. Ben çünkü paylaşamıyorum ekran. Tamam. Harika. Süper. Şimdi sesi de paylaşalım. Evet, başlatıyorum. Buyurun. Herhalde abi. Hava güzel. Anzumahtan bulunduğumuz evden yayla kendi evimiz 77-80 kilometre. Normalinde 3 günde 4 günde gideriz. Eskiden daha zor idi. Şimdi ise daha kolay eskiye göre. Atımız yoktu. Kalacak olduğumuz yerde mecburi yiyeceğimizi arkamıza alırdık. Öyle devam ederdi. Havanın açmasını bekliyorduk. Tabii ki belli bir zamanda bu hava açar. Hava bozuk olduğu zaman yola girmezdik. Kaç güne mesela bu yolu gidersin? Ona göre ayarla. Belli kalacak olduğumuz yerler vardı. Bizim daha çok soğuk olduğu için zamanına gidemiyoruz. Kar tipiye tutulduğundan can tehlikesi vardı. Burada temiz hava, bol güneş, doğal yiyecek. Katkı yok, bir şey yok. Şehirde dursam her şey katkıdan, şeyden. Onun için en iyisi malla uğraşmak, doğal hayat daha iyi. Rahat yaylada yaparız. Çünkü yaylım bol, mera bol. Yayladan döndüm ki sıkıntılar başlar. Buradan yaylaya çıktık mı sıkıntılar biter. Burada yayladaki hayat. Yazın zevkli oluyor dağlarda. Güneşli havada çok daha tatlıyorlar. Yağmurda ıslanıyorsun ama şimdi yazdan da kışın arasında çok fark var. Peynir, süt, yağ. Teneke peyniri yaparız, süt yaparız. Yağız yaparsın, gelir komşu, sağ olsun komşularımız gelir alır. Evet, burada diyor ki, burada güzel bir komşularımız gelir alır. Cümle var. Yayla yolları silinmez ya da hiç değilse silinmesi güç izler gibi kırlara nakş olmuştur. Tıpkı insanların yüzlerinden yaşamları boyunca silinmeyen yara izleri gibi. Bu videoda tabii şunu anlıyoruz. Yani insanların yaylaya çıkış neden çıktıklarını, oradaki aslında yaylaya çıkmak bir bakıma o insanların ferahlaması, rahatlaması, çıkmayınca eminim daha kötü oluyorlardır. Bunu görüyoruz biz aslında burada. Çünkü zaten yaylaya çıkanların ağzından birebir dinlediniz bunu. O uyarının insanı için gerçekten yaylada bulunmak hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan her anlamda müthiş bir şey. Çünkü dedim ya süt, yağ, peynir elde ediyorlar. Bu aynı zamanda onlara ekonomik açıdan da fayda sağlıyor. Bunu unutmayalım. Çünkü yayladan hem kendi sağlıkları için hem rahatları için hem de bunları satıyorlar. Daha sonra yayla şenlikleri oluyor mesela. Onu da bahsedeceğim. Hem ekonomik açıdan da yararlanıyorlar. Bu anlattığım daha çok zamanlarda yaşanan yaylaya göç ve yayla yaşamıyla alakalıydı. Şimdi özellikle günümüze baktığımızda günümüzde yaşam şartlarının değişmesi yaylacılığın işlevi üzerinde bir takım değişikliklere neden olmuş. Tabii köyden kente göç artıyor, ulaşımla haberleşmenin olanaklarının iyileşmesi, şehirleşmenin yoğun bir şekilde artış göstermesi, iş olanaklarının çoğalıp farklı alanlarda da işte kendisini göstermesi gibi faktörler tabii yaylacının azalmasında, köy yaşamının kısacası azalmasında önemli bir etken.
Ama mevcut faktörler yaylacılığı tabii olumsuz bir şekilde etkilese de genele bakalım. Yine de bu o bölge için, Kadırga Kültür Havzası için, Doğu Karadeniz için, Trabzon için, Giresun için, Gümüşhane için, Rize için çok köklü bir gelenek ve kültür olarak görülmesinden dolayı da çok köklü bir kültür olarak görülmesinden dolayı da hala varlığını devam ettiriyor. Videoda gördüğümüz gibi. Şimdi buraya kadar ben size müzik dışı kesimi anlattım aslında. Müzik dışı olayları anlattım. Şimdi müzik ve kültür kısmına gelelim ve yayla şenliklerinden bahsedelim. Yavaş yavaş böyle yayla havalarına doğru geleceğiz inşallah. Şimdi bunun dışında, bu anlattıklarım dışında kültür boyutuna baktığımızda yaylada tabii yayla şenliklerinin bu kültürün aktarımında öneminin çok büyük olduğunu görüyoruz. Yöre müziğinin yayılımında bunun içerisinde yayla havaları da var tabii ki ve diğer bölge içindeki başka müzik türleri de var. Yani horon gibi, yol havası gibi, farklı şeyler gibi hepsinin yayılımında yaylaların yerini, yayla şenliklerinin yerini, bu iki şeyin yerini yatsıyamayız. Zaten yayla şenlikleri, o bölgenin insanı olanlar bilir, yılın belli zamanlarında planlanmış ve sadece köy insanının, köy halkının değil, dışarıdan insanların katılımıyla da gerçekleşen bir etkinlik aslında. Orada söylenen türküler, orada söylenen yayla havaları, oynanan horonlar, bir yıl boyunca insanlar özlemle onu bekliyor. O eğlenceyi bekliyor. Bunun dışında o şenlikte, yayla şenliklerinde aynı zamanda bir pazar yeri özelliği de var. Yani insanlar daha önce giden, oraya giden, yaylaya giden insanların hazırladıkları işte süt ürünleri, el dokumaları, yiyecekler, içecekler satılıyor yayla şenliklerinde. Ve yılın belli zamanlarında düzenlenen tabii yayla şenlikleri de en canlı oldukları anları yaşıyorlar pazar yeri bakımından. İşte bu ekonomik açıdan bahsediyorum. Ve gerçekten de yayla şenliklerine sadece köy halkının değil, orada olup da orada yaşamayan, belki sürekli orada bulunmayan insanların da katılımıyla, eklenmesiyle ortaya oldukça hareketli bir şölen havası görülüyor orada, yayla şenliklerinde. Bunun dışında yine şunun altını çizmek istiyorum. Yöre insanının tabii yayla şenliklerine farklı yerlerden gelip bir araya gelmesi, ortak bir kültür içerisinde var olmaları gerçekten çok değerli. Köyde toplanmaları, işte yaylaya çıkmaları, yaylada kendi yöre müziklerini icra etmeleri, kendi halk oyunlarını icra etmeleri, onlar arasında ortak bir bağ oluşturuyor. Bu bağ çok önemli. Orada insanlar birbirinin ne siyasi görüşüne, ne dinine, ne diline, ne ırkına, hiçbir şeyine bakmıyor. Tamamen bir oluyorlar ve orada kültürlerini her şeyden uzak, bağımsız bir şekilde yaşıyorlar. Bu çok kıymetli. Bizim zaten ülke olarak da beklediğimiz, istediğimiz şeyler bu. Herhangi bir ayrıştırma yok. Herhangi bir başka bir durum söz konusu değil. Tamamen orada insanlar kendi kültürlerini yaşıyorlar. Şimdi buna çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, yine şimdi bir video izletmek istiyorum sizlere. Mübadele zamanı, 1923'te mübadele zamanında o bölgeden Yunanistan'a göçen, kökeni Karadeniz olan Rumların yayla şenliklerine katılması ve orada yöre insanlarıyla horonlar oynamaları, türküler söylemeleri çok güzel bir örnek aslında. Şimdi ben yine size bu anlattığımı örnekleyecek bir kayıt dinletmek istiyorum. Eminim çok hoşunuza gidecek. Buyurun. Bu Bizansos, Rum sanatçı. Yayla havası söylüyor aslında. Yani müzikal özellikleri tamamen aynı. Bir farkı yok. Bir farkı sadece. Türkçe'ye geçti. Gelin gelin, 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 gelin gel
Tatlım sevdam geliyor, sürdüm her başından. Tatlım sevdam geliyor, sürdüm her başından. Şişelendi yelim, dumana bir davar var. Şişelendi yelim, insana vurdum. Yara oldu yelim, insana vurdum. Yara oldu. Evet, ben ne zaman izlesem bunu çok hoşuma gidiyor, çok güzel. Çok güzel bir video. Demin anlattığını çok iyi açıklıyor aslında. İnsanların öyle bir derdi yok. O başka bir konu. Olayın siyasi boyutu, olayın işte kültürel boyutu, kültür boyutu çok farklı şeyler bunlar. Ama yayla şenliklerinde, sanırım o izlettiğim videoda Maşka'da olması lazım. Çünkü Türkçe okuyan o dedemiz Livaralı, Maşka Livaralı. Sanırım Maşka'da çekilmiş bir video olmalı. O yüzden dediğim gibi çok kıymetli şeyler bunlar. Biz yayla havalarını incelediğimizde bunu görüyoruz zaten. Zaten Risantos'un okuduğu Rumca ezgi aslında yayla havalarının müzik araçından birebir aynısı. Yani sadece dil değişik. Başka hiçbir farkı yok. Daha sonrasında Türkçe okuyor zaten. Ben bunların analizini de yaptım. Notaya da aldım. Çünkü yayla havalarını herhangi orada kullanılan müzikal özellikleri de sıralamıştım. Neler kullanılıyor diyor. Belki biraz müzikal bir terim. Hani müzikle özellikle profesyonel olarak ilgilenmeyenler belki çok anlayamayabilir ama incelemiştik biz notayı aldıktan sonra. Ve gerçekten birebir aynı olduğunu gördük. Aslında onlar da Rumlar da bu ezgileri seslendiriyorlar kendi dilleriyle. Şimdi buna bağlı olarak tabii kemençeden de bahsetmek lazım bu arada. Kemençeden de bahsetmek lazım. Çünkü görenin en önemli çalgısı kemençe. Onun varlığından bahsetmemek olmaz. Yine yayla havalarında da çünkü onun etkisi var. Özellikle kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde yöre çalgıcıları işte farklı ilçelere gidip, farklı yerlere, bölgelere gidip işte düğünlerde, şenliklerde, derneklerde, dernek müzik toplantılarında, derneklerin müzik toplantılarında bu yöre müziklerini icra ederek tabii bu müziği çok ciddi bir şekilde yaşattıklarını biz görüyoruz. Kemençenin buradaki özellikle yeri gerçekten yadsınamaz. Bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Sadece kemençe kullanılmıyor tabii ki o bölgede. Sadece kemençe kullanılmıyor. Davul zurna, işte kaval gibi, dilsiz kaval gibi enstrümanlar da kullanılıyor. Ama yine de biz burada kemençenin yerini yadsıyamayız. Kemençenin yaylacılık geleneğindeki önemini de konuşmalıyız. Çünkü burada icra ediliyor yöre müziği. Yaylalarda icra ediliyor ve yayılıyor. Biz bu noktada zaten yayla havalarının yaylacılık geleneğiyle bağlantısı olduğunu anlıyoruz. Söz unsurundan da anlıyoruz. Çünkü birazdan değineceğim. Yayla havaları aslında yaylaya olan o sevgiyi, coşkuyu, özlemi anlatıyor. Bundan dolayı da yayla havalarının yaylacılık geleneğiyle alakalı bağlantısı önemli. Zaten buraya kadar müzik dışı şeyleri anlatmam bundan dolayıydı. Bir bağlantı kurmak amacımdaydım. Şimdi buraya kadar geldik. Artık yayla havalarının müzikal açıdan ne olduğundan bahsedebiliriz. Bahsedelim. Şimdi bu benim tanımım yayla havalarıyla alakalı. Aslında yayla havaları yaylaya özlem ve yaylaya çıkış hazırlığının anlatıldığı baharın gelişinin müjdelendiği, rengarenk o bahar ayının resmedildiği ezgiler. Serbest ritimli ezgiler. Ve özellikle yayla yolunda ve muhabbetlerde icra edilen bir uzun hava türü. Benim yaptığım tanım bu. Şimdi bunun dışında literatürde bir karışıklık var. Yol havasının da yayla havası gibi uzun hava türü olarak belirtildiği literatürde görülüyor. Ama hani konuşmanın başında bahsettim ya. Yani bu yol havalarıyla alakalı çok ciddi bir çalışma yapılmamış. Sadece bir yol havası denmiş ama yol havasına bakıyorsunuz.
ritimli, yani usullü diye, kırık hava diye belirttiğimiz yol havaları da var. Ama siz hem ona yol havası diyorsunuz hem de serbest ritimli ezgiye yol havası diyorsunuz. Bir kavram karmaşası var. Bakıyorsunuz birisi diyor ki yol havaları usullü ezgilerdir, ritimli ezgilerdir yani kısacası. Kimisi diyor ki bu uzun hava türüdür. Kimisi ikisi de olabilir diyor. Kimisi yaylı havaları terimini kullanıyor, ne dediği belli değil gibi böyle şeylerle karşılaştım ben literatür taramalarında. Yani hem sözlüklerdeki anlamını hem insanların ne söylediğini ve böyle gördükten sonra da ben dedim ki buna bakmalıyız yani bu nedir acaba? Yani bunu bir araştırmak gerekiyor. Çünkü bir kavram ve tanım karmaşası olduğunu gördüm. Bu akademik çalışmalarda önemli. Ve bunu gördükten sonra da yöre hakkında tabii önemli çalışmalar yapan insanlarla, aynı zamanda yöre sanatçılarıyla bu konuyu konuştum. Onlara sorular yönelttim. Dedim ki nedir bu yol havası, nedir yayla havası, ya yol havası şu mudur, bu mudur diye konuştum. Hiç sekmedi. Hepsi bana şunu söylediler. Hem önemli araştırmacılar hem de o bölgede yaşamış sanatçılar ya da o bölgeyi icra etmiş, icra eden sanatçılar. Aslında bölgede, çünkü aslında niye bölgede söylemi önemli biliyor musunuz? Çünkü zaten halk müziği genellikle terminolojik açıdan halkın söylediği terimlerle açıklıyor kendisini halk müziği. Halkın söylediği kelimeler halk müziğinde aslında bir tanım oluyor. Halkın halktan kopmuyor aslında. O yüzden şimdi baktığınızda eğer o bölgede yol havalarının aslında yayla havası deniliyorsa o zaman orada bir durmalıyız biz. Şunu demek istiyorum. Konuştuğum kişiler bana dediler ki yol havası bölgede ölçülü ezgiler yani horon olarak oynanan ezgiler olduğunu işte 2-4'lük ritimde olabilir, 4-4'lük ritimde olabilir, 7-8 ritimde olabilir gibi gibi. Ağır olarak oynanan horonlar olduklarını. Yayla havalarının da yörede uzun hava türü olarak bilindiği ve böyle konuşulduğunu bana aktardılar. Ama yine de tabii bu noktada farklı görüşler her zaman mevcut. Zaten farklı görüşler olduğu için ben öncesinde yaptığım araştırmalardan sonra bu insanlara başvurdum onların görüşlerini merak ettiğim için. Şimdi onların bana yaptıkları tanımlarla benim araştırdığım farklı tanımları birleştirdiğimizde yani hem araştırmacıların hem de yöre insanının aktardığından hareketle yayla havalarının yayladan ve onun güzelliğinden bahsetmesinden ötürü ve kaynağını benim yaptığım araştırmalardan dolayı bunu görüyorum. Kaynağını yaylacılık geleneğinden almasından ötürü bu uzun hava türü olarak belirtilen havaların yayla havası olarak ifade edilmesinin ben literatürde daha doğru olduğunu düşündüm. Ve tezimde de bunu bu şekilde ifade ettim. Ama tabii bunu ortaya koyarken yol havalarının da şöyle bu şekilde söylendiğini, yayla havalarını bu şekilde söylendiğini, hepsini ortaya koyduktan sonra ben de kendi fikrimi burada ortaya koydum. Ki hocalarımız da bunu aslında karşı çıkmadılar. Ve bir şekilde bu düşünceyi de oraya yerleştirmiş oldu. Çünkü bakıyorsunuz bir kavram karmaşası var. Yani bir ayrım yapmanın aslında sağlıklı olacağı doğru. Çünkü ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Yani ben demiyorum ki yayla havalarını ben yayla havası diyeyim. Kimse öyle bir şey demezken ben yayla havalarına niye yayla havası diyeyim ki zaten. Benim öyle bir şeyim olmaz. Onu yapmak için önemli herkesin bir araya gelmesi lazım. Konuşması lazım. Hem o yörenin sanatçıları, insanlar, araştırmacıların tek bir kişinin söylemiyle olmaz. Ama bölgede de böyle söyleniyorsa o zaman biz bunun bu şekilde ifade edilmesini doğru görmemiz kadar da doğal bir şey sanırım olamaz. Yani yayla havalarını uzun hava türü olarak yaylaya özlemin anlatıldığı, yaylaya sevincin anlatıldığı, yaylaya çıkışlarda, muhabbetlerde söylenen uzun hava türü olarak yol havalarını da ölçülü usullü ezgiler olarak ifade etmenin daha doğru olduğunu dediğim gibi düşünün. Ortaya daha net tanımlar ortaya koymak açısından. Daha net tanımlar olması açısından. Şimdi yayla havalarında kullanılan, yani yayla havaların icrasında kullanılan çalgılara baktığımızda tabii kemençe başta ama onun haricinde özellikle Maçka'da, Maçka bölgesinde zurna kullanımı çok fazla. Davul zurna kullanımı. Diyeceksiniz ki ya zurna ne alaka? Yani Güneydoğu'da kullanılıyor işte halaylarda, barlarda özellikle Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da daha çok kullanılır. Hatta Orta Anadolu'da da bazı bölümlerde kullanılır.
halay. Bakıyorsunuz şey, halay diyorum, zurna, Zeybek bölgesinde kullanılıyor ama ilginçtir. Bu bölgede de zurna kullanımına biz rastlıyoruz. Özellikle Maçka'da. Yani Yaylavalı'nın icralarında zurna kullanımı da var. Kaval da var. Kavalı şöyle açıklayabilirim. Kaval kullanımı var. Aslında neden var? Çünkü tabii sadece bu müzik açık havada icra edilmiyor. Aynı zamanda kapalı ortamlarda da icra ediliyor. Ne demek istiyorum? Siz bir kemençeyle dışarıda bir horon halkası oluşturup icra yapabilirsiniz. Eski zamanlarda bu vardı, evet. Eski zamanlarda horon halkası oluşturulurdu. Hatta ilginç fotoğraflar var bununla alakalı. Horon halkası yazarsanız internette çıkar muhakkak. Eskiden bu ses sistemlerinin olmadığı zamanlarda 2-3 kemençeci büyük bir horon 2-3 kemençeci büyük horon halkalarının ortasında farklı bölgelerde koşa koşa kemençe çalarlardı ki insanlar onları duyup horon oynayabilsinler diye. Böyle zamanlar vardı. Yine bunu takiben zurnanın kullanımı da açık alanlara tekabül ediyor. Ondan dolayı aslında zurnanın kullanımını görüyoruz. Kaval da kapalı alan. Yani işte evlerde o hangi köy ise, hangi ilçe ise onların işte kahvehaneleri olabilir. Onların işte özel kendilerine yarattıkları bir dernek olabilir. Buralarda yine kaval icrasının biz olduğunu görüyoruz. Sadece yaylı havalarında değil ama bugün yaylı havalarını konuşuyoruz diye ben kemençeyi, kavalı ve zurnayı burada gördüğümü söyleyebilirim. Kaval aynı zamanda yol havalarının, ölçülü yol havalarının sözsüz icrasında, yani enstrümantal icrasında çok kullanılıyor. Yani kaval yol havası yazarsanız mesela çok fazla icra bulabilirsiniz. Ölçülü bir şekilde. O yüzden dediğim gibi kemençe, kaval ve zurna yaylı havaların icrasında ve o bölgedeki müzikal eserlerde kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında şimdi yaylı havalarına müzikal açıdan ağız ve hançer özellikleri açısından baktığımızda şimdi bunu tabii belki bazı terimler anlaşılamayabilir ama ben yine de soru olursa bunu açıklayabilirim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü işte bazı terimler giriyor devreye. İşte tril gibi, mordan gibi, triole gibi, çarpma gibi. Müzik süslemelerinin kullanımının işte varlığını görüyoruz biz yaylı havalarında. Tabii bunlar ne demek diye sorabilirsiniz. Soru oldukça bunları açıklayabilirim ama şimdi yaylı havaların icrasında, yaylı havalarını okuyan birini dinlediniz. Yaylı havaların icrasında biz seri ve sert hançere kullanımı görüyoruz. Hançeri açıklayayım. Hançere kısacası gırtlakla yapılan aslında gırtlak hareketleri diyebiliriz. Hançeri. Çok uzun tanım anlaşılmaz diye daha basit bir şekilde anlatıyorum. Seri ve sert hançeri kullanımı zaten bunun aslında zor olduğunu da gösteriyor. Hem hançeriyi seri kullanacaksınız hem sert kullanacaksınız. O yöreye ait karakteristik bir özellik bu. Onun haricinde işte tiril kullanımı. Tiril de iki ardışık notanın birbiri ardına böyle hızlı hareketlerle gidip gelmesidir. İki ardışık notanın. Yan yana iki ardışık notanın. İşte mordan kullanımı, triole kullanımı, çarpma gibi süslemelerin kullanımı, İşte terennümlerin olduğu, terennüm dediğim şey şu, oy gibi, aman gibi, yani hani şiirin dışında türkülerde olur ya, aman, of, oy, hey gibi gibi terennümlerin işte varlığını görüyoruz. Bunun dışında tabii yörenin kendine has melodik kalıp ezgileriyle bu yaylı havalarının seslendirildiğini biz görüyoruz. Ağız özellikleri bakımından tabii bölge, Doğu Karadeniz bölgesi olunca bazı işte yöre ağzından dolayı ünlü ünsüz değişimleri, edat değişimleri, bunun dışında işte kapalı E sesinin kullanılması yöre ağzına uygun bir şekilde, büyük ünlü uyumunun ihlali. İhlal dediğim hani ihlal şey bir gibi olmasın, hani yanlış kullanılıyor değil. Yöre ağzı sonuçta ama hani ifadesi o Türk dili açısından. Çünkü yaptığım araştırmalarda bu şekilde anlatılıyordu. Ben çünkü o bölgenin, Trabzon'un, Giresun'un, Gümüşhane'nin ağız özellikleriyle alakalı çalışmalar yapmış, kitaplarını okumuştum. Yani neyin ne anlama geldiğini konuştuğumuzda bu şekilde açıklanıyordu bunun ağız özellikleri. Buradan ne anlıyoruz? Yaylı havalarını icra eden kişinin hem o yörenin ağız özelliklerini iyi aktarabilecek seviyede olması gerekir.
Sonuçta gidip de İstanbul Türkçesi konuşan birine yayla havası okutursanız gerçekten bu biraz komik olur. Yani. O şeyi vermek daha güzel. O yörenin ağzını vermek daha güzel. Onun haricinde tabii seri bir hançereye sahip olması çok önemli. Sonuçta sürekli böyle bir hançere oyunları var yani. Gırtlak hareketleri var. Ciddi anlamda. Hey oy! Oy! Hey, oy! Oy! Gibi böyle ciddi hançere kullanım var. Yani bunu iyi bir sese sahip olmayı, iyi bir hançereye sahip olmayan kişi gerçekten yayla havalarının icrasını çok net bir şekilde yapamaz. Öyle söyleyebiliriz bunu. Bunun dışında ses aralığı tabii 5-6 perde içerisinde yayla havalarının. Yani müzik bilenler için söyleyeyim. Yani la ve mi arasında, fa arasında bir bu 5-6 ses üzerinde gidiyor yayla havaları. Genelde Hüseyin'i perde dizisinde söyleniyor. Hüseyin'in makam dizisinde ifade ediliyor. Edebi yapılarına baktığımızda genellikle düz yazıya yakın ve serbest bir şekilde kafiyelendiğini görüyoruz biz yayla havalarının. Yani hani böyle bir şöyle diyemeyiz. Yani 7 LC ölçüsü, 11 LC ölçüsü kullanılıyor. İşte tam kafiye zengin. Hayır böyle bir şey yok. Çünkü şöyle düşünün bakın. Yayla havaları biraz da doğaçlama ürünü aslında. Yani insanlar o yörenin kalıp ezgileriyle, o yörenin müzikal ifadesiyle sözleri döşeyip okuyorlar. Bu çok normal ya. Adam düşünemez onu o anda. Yani ben bunu yedili yazayım da işte zengin kafiye olsun, yarım kafiye olsun falan düşünecek hali yok. O yüzden baktığımızda genellikle düz yazıya yakın böyle kendini ifade eden bir yapı görüyoruz. Yani son zamanlarda bu müzikal üretimlerin çok yoğun olduğu bir dönemde olduğumuz için böyle yayla havalarına benzeyen şeyler yapılıyor. Oralarda biz 7'li ve 11'li kullanımını görüyoruz. Hece ölçüsü olarak söylüyorum. Ama onlar da 5'te aslında baktığımızda. Onun örnekleri var. Yani 5'te ama geçmişte icra edilen havalara baktığımızda biz bunu çok net bir şekilde 100 yaza yakın yazıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında söyleme biçimi olarak resitatif söyleme biçimi var bunlarda. Yani resitatif ne demek? Resitatif kısacası aslında konuşma üslubunda, konuşur gibi icra etmek anlamında. Genelde bazı uzun hava türleri için bu kullanılır. Resitatif icra. İşte Arguvan yöresi bir uzun hava, resitatif okunur. Çamşı'yı şey yaparsanız resitatif derler. Konuşma olsun, sanki konuşuyormuş gibi. Buna resitatif ismi veriliyor çoğunlukla. Şimdi yöredeki yayla havalarını icra eden önemli kişilere baktığımızda biz Maçkalı Kara Haydar Eyüboğlu. Bunları muhakkak dinlemenizi ben öneririm. Maçkalı Kara Haydar Eyüboğlu çok önemli bir isim. Şu an yaşıyor, hala hayatta. Yaşı da oldukça yüksek ama gerçekten bu havaların icrasında 50-60 senedir belki daha fazla söz sahibi olan ve bu geleneğin günümüze kadar gelmesinde çok önemli bir pay sahibi olan birisi. Maçkalı Kara Haydar Eyüboğlu. Ondan ben çok faydalandım. Çünkü hiç yöreden çıkmamış. Tamamen orada doğmuş, büyümüş. Orada yaşamış. Oranın etinden sütünden faydalanmış. Yöreyi en net bir şekilde ifade edecek kişi de zaten bu insanlar oluyor. Orayı yaşayan insanlar oluyor. Kaynak kişi mahiyetinde gerçekten. Bunun haricinde yine Koryanalı Hüseyin Köse, o rahmetli oldu. Onun da yine yayla havalarının icrasında önemli bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Koryanalı Hüseyin Köse daha müzikal de bir isim aynı zamanda. Çünkü onun Almanya macerası da var diye biliyorum ben. Yani başka müzik kültürleriyle ilişki içerisinde olduğu için Koryanalı Hüseyin Köse, rahmetli Koryanalı Hüseyin Köse aslında biraz daha müzikal olarak daha donanımlı diyebiliriz. Ama bu şu anlama gelmesin, yanlış anlaşılmasın. Yani Koryanalı Hüseyin Köse daha usta bir isimdir de Maçkalı Kara Haydar, hayır öyle bir şey değil. Başka açılardan değerlen. İkisi de çok kıymetli. İkisi de çok kıymetli ama Koryanalı Hüseyin Köse'nin başka icraları da var. Kemençe de çalardı. İyi derecede kemençe de çalardı. O yüzden onun icraları sadece yayla havalarıyla sınırlı değil. Başka üretimleri de var. Kendi besteleri de var. Kara Haydar Eyüboğlu'nun da öyle ama o daha geleneğe yatkın, daha geleneğe sıkı sıkıya sarılmış bir isim. Şimdi yavaş yavaş sona geleyim. Çok sıkmayayım sizi. Şimdi sonuç itibariyle aslında
yaylacılık geleneğiyle etkileşim içerisinde olan bu yayla havaları ve bunun performansında özellikle geleneğin gündelik yaşama etkisi çok önemli. Yani gündelik yaşam içerisindeki yeri geleneğin çok önemli. İşte yılın belli zamanlarında bahsettiğim gibi hayvancılık başta olmak üzere dinlenme, eğlenme ve işte yazı rahat geçirmek için çıkılan yaylalara duyulan özlem, sevgi, yayla havalarında vücut bulmuş. Aslında biz bunu anlattık. Yaylaya giderken icra edilen bu havalar aslında sadece müzik değil değerli dostlar. Yani sadece müzik olamaz bu. Bu müziğin dışında aslında bir günlük yaşam, günlük yaşamın bir parçası, bir gerekliliği. Su gibi, hava gibi bir şey. O insanlar için öyle, emin olun. Onun için kesinlikle yayla havaların sadece bu müzikal türdür diye ifade etmemiz hiç doğru olmaz. Bunun o insanların insanların içinde var olan bir şey olduğunu, onlarda vücut bulduğunu söylemeliyiz. Çok net bir şekilde. Bunlardan bahsettiğimizde bir anlam kazanıyor. Sadece işte yayla havaları düz yazıya yakın yazılıyor. İşte tiril kullanılıyor, süslemeler var falan diyerek yayla havalarını anlatamayız. O yüzden bakıyorsunuz insanların birlik beraberliği, insanların birbirlerine olan sevgisi, saygısı geçmişten günümüze çok kıymetli ve çok değerli. Ve yayla havalarının yaylada yapılan icrasındaki ifade, anlık duygu değişimleriyle beraber yaylaya olan coşkunun, heyecanın, neşenin, sevginin anlatılması çok kıymetli. İnsanların bunu kendilerinden bir parça olarak görmesi çok kıymetli. Zaten kültürler böyle var oluyor. Böyle var olmalı. Bunların kıymetini bilmeliyiz. Şimdi konuşuyoruz. Yaylacılık geleneğinin aslında günümüzde bayağı işlevini yitirdiğini konuşuyoruz. Hala tek tük var. Çünkü hala bizim dedelerimiz yaşıyor. Hala bizim ninelerimiz yaşıyor. Ama 50 sene sonra dünya başka bir yere gittiğinde belki de bunlar tamamen artık hayallerde ve yazılarda kalacak. Bu çok kıymetli, çok kıymetli o yüzden. O yüzden ben bu çalışmayı yapmak istedim. Çünkü unutulup gidebilirdi. Ama bir nebze bir katkı sağlayabildiysem gerçekten ne mutlu bana. Umarım yine de teknolojinin gelişmesi tabii çok önemli. Ama yine de bu kültür, bu gelenek, yaylacılık geleneği ve bunun içerisinde olan müzik hiçbir zaman sonu gelmez bir şey olarak dünya durdukça devam eder. Ve biz de bunları araştırmacı olarak hem araştırırız, hem yazılar yazarız, hem de icracı olarak söyleriz, çalarız diye ümit ediyorum ve hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hocam, hocam beni tekrar host yapar mısınız? Ben mi yapıyorum? Tamam. Cemal Bey değil mi? Evet tamam. Hocam. Tamam. Teşekkürler. Tamamdır. Cemal Bey. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii, şu hostu yapayım hemen. Yaptım galiba. Bir bakabilir miyiz? Yok, olmadı hocam. Aysel'i yaptınız. Aa, bir dakika. Teknik masadasınız siz, evet. Evet. Bir dakika. Onu o zaman çıkartmam gerekiyor sanırım. Evet. Ya da Aysel sen yapabilir misin? Aysel... Evet, o da olur. O da olur. Aysel yapabilir misin sen? Çünkü ben çıktım şu an, evet. Çok ilginç, evet, oldu. Evet. Aysel'in yaptığı lazım. Bir şey oldu orada, bir gitti galiba. Kusura bakmayın. Soruyu alabilirim ben bu arada. Eğer Cemal Bey, sorun olmaz değil mi? Yok, hayır, olmaz hocam. Lütfen buyurun. Tamam, buyurun. Fatma Hanım mıydı? Çok teşekkür ederim. Keyifle dinledim. Gerçekten aydınlandım, öğrendim. Ben Ege'liyim aslında, iç Ege'liyim. Sizin Zeybek yöresi dediğiniz yöreden. Anladığım sosyolojik bir olaydan doğmuş. Zaten bütün müzik türleri öyle. Fakat yayla havaları hep neşeli midir? Ağıt? Güzel. Yani şöyle, genel itibariyle baktığınızda
Nisan Mayıs ayları gelecek, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu edeceğiz, hadi gidelim falan gibi şeyler var yayla havalarında. Şimdi o dediğiniz şey başka bir uzun hava türüne girer. Yani o bölgede söylenen ağıtlara girebilir mesela. Ama biz yayla havalarını bu yüzden ayırıyoruz. Evet, oradaki ayrım o. Yo, estağfurullah. Güzel bir soru. Uzun havada serbest ritim demek mi? Benim müzik bilgim yok. Evet evet, serbest ritim demek. Evet. Herhangi bir ritme bağlı olmadan okunan, kendi iç ritmi olan, serbest bir şekilde icra edilen, yani bir ritmi olmayan, bir kendi iç ritmi var ama. Şimdi bunu açıklamak da çok zor oluyor bazen böyle. Yanlış anlamayın. Müzikle ilgilenmeyen insanlara açıklamak çok zor olduğu için söylüyorum. Dediğim gibi evet, kendi iç ritmi bunlar ama herhangi bir ritmi olmayan, usulü olmayan bir ezgi aslında. Niye örnek verebilirim ben size? Huma kuşunu bilirsiniz değil mi? Mesela huma kuşu. Yavri yavri. Huma kuşu. Uzun havadır bu mesela. Bunlar gibi okunan ezgiler. Ben siz anlayın diye daha net bir şekilde açıklıyorum bunu. Sesiniz kapalı mı? Duyamıyorum şu an. Kapanmış. Evet. Yayla ağıtları diye başka bir konu var mı peki? Hayır. Hayır. Yani üzüntüleri belirten ayrıca. Hayır. Çünkü insani toplu yaşayışta olumsuz olaylar da yaşanıyor. Onları ifade edecek. Evet, ama dediğim gibi şimdi burada genellikle bu yaylaya çıkışın vermiş olduğu sevincin anlatıldı. Evet. Evet. Şimdi biz açıkçası şöyle diyemeyiz zaten bu arada. Bu soru şöyle çok güzel. Sonuçta benim bir şeyleri daha anlatmamı sağlıyor bu soru. Aslında biz yaylaya çıktıktan sonra yayla havalarının icrasını pek görmüyoruz yani. Genelde o yaylaya çıkış zamanı, o göç zamanında bunlar icra ediliyor baktığınızda. Ama yaylaya çıkışlarda daha çok tabii olay başka bir yere dönüyor. Yani biraz daha horon, biraz daha horon ağırlıklı, biraz daha böyle başka eserlerin okunduğu şeye dönüyor diyebilirim açıkçası. Böyle o zaman yol heyecanı, yol coşkusu, yola katlanma durumu diyebiliriz. Doğru, aynen öyle diyebiliriz. Zaten insanlar çok da eziyet çekmişler bu konuda yani. Eskiden özellikle. Şu an değil. Rica ederim. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Sorunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet, buyurun. Başka soru varsa alabiliriz. Yazılı soru var Salih Hocam. Tamam, olur. Siz bana okursanız. Yazıyı görebiliyor musunuz soruyu? Ha, chat'te mi? Yok, yazılı sorum vardı. Yok, göremiyorum ben şu an. Yazılı soru gelmedi. Henüz gelmedi soru. Ama ben chat'te yazıyorum. Niye? Ben de göremiyorum chat'te. Almadı. Recep. Yok. Soruyu bana gönderdi. İsterseniz ben... olur tabii. Kişi özel gönderdin galiba. Evet. Olabilir. Evet, hocam, Recep'in sorusu şöyle. Çok teşekkür ederim Salih Hocam. İlgiyle dinledim. Sorum şu şekilde. Yayla ve yol havalarının ikisini de aynı ustalıkta icra mümkün mü? İkinci sorum. Yayla ve yol havalarında yöre tavrı var mı? Bu tavrı dışarıdan birisi anlayabilir mi? Çok güzel. İlk soru yayla ve yol havalar ikisini de aynı ustalıkla icra mümkün mü? Tabii mümkün. Tabii ki mümkün. Sonuçta neden mümkün? Eğer yayla havalarını icra eden bir sanatçı, bir icracı doğal olarak aynı bölgenin yol havasını da çok rahat bir şekilde icra edebilir. Çünkü niye? Ağız özelliklerine hakimdir, hançeri özelliklerine hakimdir. O yerinin müzikal ifadelerini biliyordur. Böyle baktığınızda da zaten çok rahat bir şekilde bunu icra edebildiğini görebiliriz. Bunun örnekleri var zaten. Diğer soruya bir daha okuyabilir misiniz? Öbür soru... Pardon, açayım. Estağfurullah. Yayla ve yol havalarında yöre tavrı var mı? Bu tavrı dışarıdan birisi anlayabilir mi? Evet, tamam. Yöre tavrı tabii ki var. Şöyle açıklayabilirim bunu. Bu bölgedeki müzikal açıdan özellikle bizim kalıp ezgi diye tabir ettiğimiz
o yöreye has bazı müzik cümleleri, notayla ifade ediyorum bunu, müzik cümleleri o yörenin zaten tavrını bir bakıma oluşturuyor. O yüzden yöre tavrı tabii ki mevcut. Zaten Anadolu'yu yöreden bağımsız olarak, tavırdan bağımsız olarak düşünmemiz çok mümkün değil. Bunu anlamak için de zaten bu coğrafyayı bilmek yeterlidir. Siz bir eğer bu coğrafyanın insanısanız, Anadolu insanıysanız çok net bir şekilde buradaki hem ağız özelliklerinden hem de kullanılan enstrümanlardan, müzikal cümlelerden, benim teknik olarak açıkladığım bu kalıp ezgiler, bunları zaten duyduğunuzda dersiniz ki bu yöre tavrı, bu Karadeniz, Doğu Karadeniz, bu Trabzon. Bu bölgenindir. Şu bu bölgenindir. Sadece Trabzon'da değil. Yani başka şeyler de. Elazığ da girer devreye, burada hepsi. Baktığınızda yeter ki siz bu müziğe ve bu coğrafyaya hakim olun. O yüzden gayet de hem kısaca tekrar toparlayayım, hem ağız özellikleri bakımından hem de müzikal yapı bakımından, müzik cümleleri bakımından, kullanılan enstrümanlar bakımından çok net bir şekilde bu anlaşılabilir ve evet, yöre tavrı kesinlikle bu türde mevcuttur. Teşekkür ediyorum soru için. Soru sormak isteyenler sesini açabilirler kendi. Evet evet, bekliyorum. Galiba öğrencilerim de, birkaç öğrencim de var. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden. Gördüm. Ben şimdi bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii, buyurun Fatma Hanım. Tulum'dan hiç söz etmediniz. Çünkü tulum yaylı havaların icrasında kullanılmıyor. Zaten tulumun icrası genellikle Artvin ve Rize'nin belli başlı ilçeleri. Tulum icrası. Trabzon'da kullanımı o bölgeler kadar yaygın değil. Bakın, kullanılmıyor demiyorum, iddialı olur yani o. Ama kesinlikle o kadar, Rize kadar, Artvin kadar çok net bir şekilde yaygın olmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden tulumdan bahsetmedim. Eğer tabii genel bir Doğu Karadeniz konuşsak mesela, o zaman kullanılan çalgılarda tulum da var. Başka enstrümanlar da var tabii ki. Akordeon bile kullanılıyor ya Artvin tarafında. Teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ceren, teşekkürler. Öğrencim Ceren Ayça Sevim de burada. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ses Eğitim Bölümü öğrencim. Hocam, hocam akordeon Şavşat tarafında var galiba, değil mi? Evet evet. Aynen. Yukarı bölge. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok yaygın olmasa da tabii bir yerde bulunması bile bizim için söylemek için yeterli oluyor bunları. Ama yaygın mı? Tabii bütün Artvin'de yaygın değildir. Rize'de de çok yaygın değildir ama ufak tefek bunlar kullanılıyor diyebiliriz. Yani. Tulum ağırlıklı Çamlıhemşin bölgesinde mi? Evet. Çamlıhemşin ve çevre ilçeler. Aynen öyle. Onurcuğum teşekkürler. Sen de hoş geldin. Onur da benim yine öğrencilerimden. Teşekkür ederim hocam. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok konuşulmayan bir konuydu bu, değil mi? Yani daha önce çok duyduğunuzu zannetmiyorum bu havaları. Soru sormak isteyenler sesini açabilirler. Abi. Evet, direkt konuşacağız herhalde. Tabii tabii, buyurun buyurun. Salih Bey, çok değerli bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Ben de 35 yıldır kendi mesleğimin dışında Almanya'da, Hamburg'da korolar çalıştırıyorum. Geçtiğimiz yıl Ocak, bu yılki Ocak ayına kadar sürdürdüğümüz bir webinarlar dizisi oldu. Tanıdığınız, tahmin ettiğim Salih Turhan, eski arkadaşlarımdan, Abdullah Gündüz Hamoy'dan, değişik hocalarımızla halk müziği diye başladık. Sonra Osmanlı'da devam ettik. Burada Hamburg'da doktorasını yapan Dimitri Kantemir üzerine bir Osmanist arkadaşımızla, şimdi Samsun Üniversitesi'nde profesör oldu. Şöyle bir sıkıntımız oldu. Sayımız 60-70'e çıktı. Sonradan çok teknik konulara girdik. Tarih, en son mesela Ermeni müzisyenlerin Türk müziğine yaptığı katkılar falan diye. Sayımız gitgide düşmeye başladı çünkü sıkılanlar oldu. Konular çok dağılmaya başladı. Şimdi sizin konunuzda da aklıma bir sürü soru geliyor. Kimseyi sıkmadan... hakikaten kafamda şimşekler çaktı. Düşündüm şimdi, bir sürü şeyden başlayın, TRT'den, MİFAK'tan, Kültür Bakanlığı'ndan, artık özel arşivlere gelin, Repertükürler, Kubilay Dökmetaşlar, Salih Turanlar,
Ben hakikaten şaşırdım. Bunlar demek ki yayla havalarını unutmuşlar. TRT başta olmak üzere çok büyük bir eksikliği tamamlamışsınız. Tahmin ediyorum vardır aralarda, fakat özel bir incelemeye tabi tutulmadığı belli oluyor sizin sunumunuzdan da. Şimdi böyle bir külliyat oluşturuldu mu? Siz toparladınız mı? Örneğin siz kaç türkü, kaç yayla ve yol havası toparladınız? Ben 20 yayla havası toparladım. 20 evet. Yayla havası notasıyla beraber ve müzikal analizleriyle beraber. Yani sadece nota değil, analizle beraber evet. 20 tane yayla havasını inceledim ben tezle. Bunları bir yerde bulmamız mümkün mü? Kitap olarak çıkacak mısınız? Bunları kitap olarak çıkartmayı düşünüyorum ama daha farklı şekilde çıkartmayı düşünüyorum. Bunu Türk Halk Müziği repertuarının Türk Halk Müziği repertuarıyla birleştirip vokal icrada bir hançer egzersizleri kitabı çıkartmak istiyorum ben. Burada da bu yayla havalarında kullanılan müzik kaşifsemeleri kullanmak istiyorum. Bunu yapacağım ama bu teze şeyde ulaşabilirsiniz. YÖK Tez. Aa, çok güzel. Sitesinde. YÖK Tez'e girdiğinizde Türkiye'de YÖK Tez gov.tr olması lazım. Zaten Google'a yazdığınızda çıkar. Oraya Salih Gündoğdu, yazar adına Salih Gündoğdu yazdığınızda benim Kadırga Kültür Havzası tezim, yayla havaların incelenmesi. Buna ulaşabilirsiniz. Orada hepsinin kapsamlı bir şekilde müzikal analizlerini belirttim ben. Burada niye açıklamadım? Sözünüzü kesmiyorum inşallah. Tam şey olmadı ama. Estağfurullah. Çünkü burada hani herkesin müzikal bilgisi tabii aynı değildir. Anlattıklarım anlaşılamaz diye ben çok oraya girmedim açıkçası. Buyurun siz devam edin. Çok güzel. Yani bunu zaten böyle telif hakkı bilmem ne olmadan YÖK'te sunmanız tabii. Çok güzel bir şey. Yani biz zaman zaman tabii buradan bakışımızla Türkiye'yi eleştiriyoruz. Ama mesela Alman Üniversitesi'nde böyle bir şey yok. Gerçekten inanılmaz. YÖK'te bütün doktora tezleri yıllarda da kullanıyoruz. Bunu çok teşekkür ederim. Bunu mutlaka bakacağım buna. Peki bir şeyi düşünüyor musunuz? Disiplinler arası, edebiyatçılarla falan bir metin analizi. Dediniz ya, esas bu müziğin dışında bir yaşam tarzı, bir kültür. Neyi anlatıyor bu türküler? Birinci sorum veyahut da ikinci oluyor tabii. İkinci sorum bu. Uzatılmış sorular. Üçüncüsü, çok uzun bir alan aslında. Ben burada mesela sadece Türk müziği yapmıyorum. Önümüzdeki hafta mesela Kreşmer dediğimiz Alman Yahudilerinin müziğini yapan bir grupla stüdyoya gireceğim. Onlara ritim çalacağım ben. Çok o da enteresan bir alan. Artı burada şahidim var. Biz Recep Baba Yiğit ve Hüseyin arkadaşımla, o da Germanist'tir, birlikte okuduk Hacettepe'de. Birkaç yıl oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. Hüseyin de Almanya'da yaşıyor. Hüseyin benim şahidimdir. Yunanlılarla yıllardır müzik yapıyoruz. Ya o kadar da güzel oluyor çok ki. Çok güzel, çok güzel. Fakat takıldığım nokta, sizlerle hepinizle paylaşmak istediğim nokta, halktan olan insanlar ve hakikaten insana gönlünü açmış olanlar, sizin o gösterdiğiniz videodaki gibi, ki bunlardan bir geceye Hüseyin arkadaşım da şahit oldu, oturup çalıyoruz. Onlar Yunanca, biz Türkçe, bildiğimiz Yunancıları falan. Yalnız bazı çok enteresan, üniversitedeki tartışmalarda etnolojiden nasibini almamış bir takım akademisyenler, ya kemençe bizim aletimiz, nereden çaldınız falan diyenler olabiliyor. Bunu da burada söylemiş olayım. Bu metin analizini ben önemsiyorum. Yıllardır türküleri biz Almanca'ya çevirip konserlerimizde okuyoruz. Ne dersiniz bu konuya? Metin analizi yapılacaksa eğer bunun sadece Türkçe değil Yunanca da yapılması lazım. Yunanca da yapılması lazım bu arada. Bu çok önemli. Evet. Eğer ben bunu kitaplaştırmayı düşünürsem ilerleyen zamanlarda muhakkak bunsuz yapmak olmaz yani. Bunu daha kapsamlı evet. Bir şekilde ele almak gerekir. Sonuçta biz üniversitemizde de Türk Halk Müziği'nde metin incelemeleri diye bir dersimiz var yani. Metin incelemeleri önemli. O yüzden bunu sadece Türkçe konusunda yapmak doğru olmaz. Çünkü dediğim gibi buradan göçen Rumların da bu ezgileri aynı şekilde, aynı müzikal ifadeleriyle Rumca okuduklarını ve aslında farklı şeylerden de çok söz etmediklerini konuşuyoruz. Çünkü bu insanlar da sonuçta yüzlerce yıl orada yaşadılar. Aynı şeyi yaptılar. O yüzden ben de sizin söylediğiniz o şeyi önemsiyorum. Eğer bu çalışma daha da kitaplaşırsa, o zaman ben dediğiniz şeyi çok net bir şekilde yapabilmeliyim. Çünkü çok yapılan bir şey değil bu bizim müziğimizde. Siz de zaten ondan dolayı galiba bana bunu yaptınız.
Dediğim gibi şeyi de söylediniz ya bu arada, hani kemençenin Yunanistan'a mı, yani Yunanlara mı ait olduğu, bize mi ait olduğu ile alakalı. Yani ben üniversitede şey dersi de veriyorum. Türk halk müziği teori ve uygulaması dersi de veriyorum ve orada Türk halk müziğini, Türk halk müziği çalgılarını anlattığım bir ders var. Evet. Bir iki hafta bahsediyorum işte. Kemence de bunlardan birisiydi ve ben ciddi araştırmalar yaptım bu konuyla alakalı. Ya bunu şöyle açıklayabiliriz. Ya maalesef devreye şunlar giriyor. Siz beni daha iyi anlarsınız. Her iki tarafta da biraz milliyetçilik devreye giriyor. O yüzden maalesef yapılan araştırmaların da biz yani doğruluğunu şey yapamıyoruz. Şöyle diyebiliyoruz ya, işte bizim tarafın yaptığı çalışmalarda bunu Orta Asya'dan gelen ıklı çalgısına bağlıyor diyoruz. İşte Yunanistan'da yapılan çalışmalarda bu işte Bizans'tan gelmiştir diye söylüyor onlar. Bizimkiler hayır, bunlar Orta Asya'dan gelmiştir, işte Kıpçaklar tarafından gelmiştir gibi. Böyle bir kargaşa. Ama tabii bilimde gerçek biridir. Ama maalesef yani bu tarz şeylerde çok net bir şeye ifade veremiyoruz. Yani çok net konuşamıyoruz ki. Ben diyemem ki yani bu onlarındır ya da bu bizimdir desem. Şimdi bunu açıklamam lazım. Bu kolay bir şey değil. Yani bu yapılması gereken bir açıklama çok mu önemli? Bilmiyorum yani. Çok önemli değil tabii ki. Yani onlara da ait olabilir. Sonuçta bu icra ediliyor. Çok da güzel bir enstrüman. Eşi benzeri olmayan enstrümanlardan biri. Tabii ki enstrümanlar birbirine benziyor. Bağlamanın da bir sürü türevi var. Sazın da bir sürü türevi var Orta Asya'da, yok mu? Dutarlılar, domburalar, işte en yakın örnekleri Orta Asya'daki örnekleri farklı isimlerle. Kopuz gibi. Yani örnekle, o yüzden kemençeyle alakalı da dediğim gibi ortaya biraz başka şeyler giriyor. Siyasi şeyler giriyor. O yüzden siyasi şeyler girdiği zaman bir anda bilim gerçekliğini yitiriyor. Çok net bir şekilde. O yüzden böyle açıklayabilirim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Chat kısmında vardı galiba. Onlara bir bakabilir miyiz? Hemen bakalım. Bir öğrencinin soruyor herhalde Hüseyin Umut Aydın. Evet. Salih Hocam, konuyla alakasız ama bu tarz bağlamayla ilgili Zoom toplantıları yapacak mısınız demiş. Yani açıkçası o kadar zamanım var mı tartışılır. Bilmiyorum yani bağlamayla alakalı çok, hem akademik ders yoğunluğum var hem de ben aynı zamanda doktora yapıyorum. Doktora bitirmeye çalışıyorum. O yüzden hem akademik ders yoğunluğu, hem ders veriyorum hem doktora dersi alıyorum. Bu yüzden çok kolay olmasa gerek benim için. Ama ben şöyle söyleyebilirim Hüseyin Umut'a, Umut Bey'e, tanımıyorum kendisini ama önemli değil. Bağlamayla alakalı çok yakında bir kitap çalışmamız olacak. Türkiye'de yayınlanacak. Doktor Doçent Sinan Ayılız Hoca ile beraber bu kitabı alıp incelemelerini ve çalışmalarını öneririm bağlamayla ilgileniyorlarsa. Zaten biz o kitabı DVD'li bir şekilde çıkartacağız. Şu an çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Türkiye'de bu Haziran ayı içerisinde bir aksilik olmazsa yayına verilecek. Daha sonraki aylarda da bunun ikinci kitabını çıkartacağız. İki kitabı da biz hazırlıyoruz. Yani bağlamayla alakalı bu tarz kendi alanım olduğu için çalışmalarım oluyor zaten, yapıyorum. Sadece biraz sessiz yürütüyoruz kitap çalışmaları olduğu için. Öyle söyleyebilirim. Bunun dışında Latif Bey'e de söylediğim gibi yani bu yaylı havalarını ses özellikleri açısından incelediğim ve onlarla alakalı bir çalışma yapmak istediğim bir kitap daha var. Bu yazda ona değinmek istiyorum inşallah. Böyle açıklayayım. Teşekkür ederim. Peki, evet, başka? Başka düşünün ne kadar? Merhabalar. Merhaba. Emrah Bey. Ben daha önce tanışamadık ancak ben de Samsun'dayım. Şu anda yüksek lisansdayım. Çok güzel. Konservatuvarda. Dolayısıyla hemen hemen yakın şey yapabiliriz. Yani yakın sayılabiliriz. Evet. Dolayısıyla ben şimdi sizin değindiğiniz konularda böyle farklı farklı ışıklar yanıyor. Şimdi yüksek lisans evresinde olduğum için mecbur o ışıkların yanması gerekiyor. Güzel konular. Ben zaten sizin yüksek lisans tezinizdi değil mi? Evet. Kadırga Evresi. Evet. Evet, onu detaylı olmasa da bir inceleme fırsatı bulmuştum. Tekrar tebrik etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Bu bir soru değildi ama sizde de genel itibariyle güzel kalbi olan biri olarak tanıdık. Sağ olun. İnşallah daha güzel yerlere gelirsiniz.
İnşallah inşallah. Samsun'a çok selam olsun. Meşk etmek. Yok, ben aslen Ordu'luyum. Şu anda biliyorsunuz uzaktan eğitim süreci. Evet, Ordu'luyum aslen. Samsun'da yüksek lisans yapıyorum. Tokat mezunuyum aslen. Çok güzel. Böyle kültürler arası geçiş yapıyorum sürekli. Bakalım son nefesi nerede alacağız artık. İnşallah. İnşallah her şey senin için iyi olur. Bizim de yapacağımız iş olursa yüksek lisans seviyesinde araştırmalarda her zaman bana ulaşabilirsiniz. Hem mail yoluyla hem sosyal medyada. Tabii. İnşallah. İnşallah. Çok çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Güzel tabii. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben geç katıldım toplantıya. Başka bir toplantıya. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Umarım fazla bir şey kaçırmadım. Bundan sonra Karadeniz yöresinden bir şey dinleyeceğim zaman daha dikkatli dinleyeceğim. Salih Hocam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun katılımınız için. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Yine de biraz faydalandıysanız ne mutlu. Yani bir saat önce bir arkadaşımın motosiklet gezisi vardı. Pakistan-Çin sınırında gidiyordu. Oradan Karadeniz'e geldim. Çok güzel. Çok güzel. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam bu tulum konusu geçti ama ben şimdi Karadeniz'deyim. Artvin tarafından Arhavi'de. Bizde hem tulum var hem kemençe. Fakat böyle biz hep kemençeye biraz uzak dururduk o zamanlar. Yani daha böyle bize tulum en azından bana öyle gelmişti. Tabii daha sonra yani her ikisinin de bizim çalgımız olduğunu biraz önce arkadaş sordu ya kimin dedi bu kemençe, yani kim bu kemençe, kimin, ben size söyleyeyim mi? Bu kemençe bizim. Peki biz kimiz biliyor musun? Biz, ben bana sonra soran nerelisin diye, biz dünyalıyız. Bu kemençe hepimiz. Evet. Orada göçmen diyelim artık, yani zorla gönderilmiş mübadil kadının o söylediği türkü o insanın yüreğini yakıyor. Yani şimdi burada geçtiniz, böyle benim bir gözümden bir damla yaş düştü. Çünkü biz o türkülerle büyüdük. Yani kim söyledi, nasıl söyledi, öyle çok fazla bizi ilgilendiren bir şey değildi. Yine de ilgilendirmiyor. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben oralı olmama, müzikle de işte böyle çok uzak olmamama rağmen bu anlattıklarınızı yeni öğrendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok güzel söylediniz. Ben de aynı düşünceleri paylaşıyorum. Yani ben bu yaptığım araştırmada şunu gördüm. Yani aslında burada milletlerin, dinlerin, dillerin bir şeyi önemi yok. Gerçekten yok. Burada önemli olan kültürler, önemli olan insanların bir araya gelebilmeleri, beraber olabilmeleri ve aynı zamanda biz tarihi de yok sayamayız. Tarihi yok sayamayız. Ne kadar başka şekilde anlatılsa da bu topraklarda yaşıyoruz. Ve bu toprakların binlerce yıllık geleneği var. Yani o yüzden burada farklı insanların yaşamış olması, farklı dinlerin olması, farklı ırkların olması çok büyük bir zenginlik. Zaten niye bu kadar zengin bu Anadolu diye baktığımızda zaten sorunun cevabı ortaya çıkmış oluyor. İşte Doğu Karadeniz bölgesindeki bu yayla havalarının ve onun dışında sadece yayla havaları değil, kemençenin, tulumun, onun haricinde diğer enstrümanların bu kadar özel bir yeri olması, özel çalım tekniklerinin, özel müzikal ifadelerinin olması da zaten buraya tekabül ediyor. Yani bu kadar fazla insanın orada yaşaması, farklı medeniyetlerin yaşaması. Ya emin olun orada Rumların yaşaması bizim orada yaşamamız onlara faydası oldu. Sonuçta onlar oradaki yaşantılarını Yunanistan'a götürdüler. Orada hala yaşatıyorlar. Ve kemençeyi de gerçekten ciddi anlamda onlar da temsil ediyorlar. Akademik anlamda da. Onların yaptığı çalışmaları da ben takip ediyorum. Çok iyi icracılar yetiştirdiler. Mesela kemençede çok önemli bir icracı. En önemli onların böyle baş patrik derler ona. Kemençenin patriği derler. Gogos Pedridis mesela. En önemli kemençelerden birisidir. O da mübadildir. Gogos Petridis. Onun ışığında gelen bir sürü sanatçı oldu kemençe. Ben kemençeyi
nacizane icra da ediyorum. Kendim öğrendim. Bağlama kadar şey olmasa da. Şu an maalesef yanımda değil. Onun için icra örneği sunamayacağım. Okuldaki odamda kaldı ama bu isimler önemli. Sadece bu burada icra edilmiyor kemençe. Orada da icra ediliyor. O da bizim değerimiz. Olayın siyasal boyutları, başka boyutları bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bizim konumuz müzik. O açıdan baktığımızda ben çok önemsiyorum. Özellikle de tezde yer vermemin, burada yer vermemin, o videoya da yer vermemin sebebi buydu. Zaman zaman bunlar tepki de çekebiliyor maalesef Türkiye'de bu tarz paylaşımlar ama yani önemli değil. Biz o açıdan bakmıyoruz maalesef. Başka insanlar gibi bakmıyoruz duruma. Ben öyle bakmıyorum. Ben müzik araçından bakıyorum ve gördüğüm şeyi söylemek zorundayım. O yüzden dediğim gibi umarım bazı şeyler daha da netleşmiştir kafanızda inşallah. Hocam izin verirseniz bizden arkadaşlardan birisi bir türkü giriversin, Karadeniz'den bir uzun yayla havası, evet. Olur. Kim giriyor arkadaşlar? Ben mi söyleyeyim? Arkadaşlar buyurun. Evet, Aysel Hanım, Şerife Hanım. Yayla havası ama icra edecek kimse var mı? Yani hocam varken yayla havası. Maalesef. Ya ben şimdi hayır yanımda. Salih hocam sizden bekliyorum. Ya ben şöyle. Biz Salih hocamın sesini çok özledik. Onun vallahi için ondan bekliyoruz. Vallahi. Bu arada özür dilerim. Hüseyin Umut Aydın galiba bir saz çıkartacaktı az önce. Ha yok hocam, hayır. Gösterdin ama sazı. Arkada duruyordu. Evet tamam, pardon o zaman. Buyurun hocam. Ali hocam tek beklenti benden değilmiş demek. Ben gizliden söyledim size ama zor durumda Ceren bırakmamak için. Ceren keşke sana yayla havası öğretseydin de sen okusaydın ya. Bir dahakine inşallah hocam. Yani sen hocam bulmuşken bırakmayız vallahi. Hayır isterim. Tamam, şöyle bir handikap oluyor. Nasıl diyeyim? Kemençe yok yanımda, bağlamayla falan ya da tek sesli falan okumam lazım bir yayla havası yani. Bağlamayla da yaparsınız. Bağlamayla ses alabilirim ancak. Hani çok kemençenin o havasını vermez gibi gözüküyor ama ya bir örnek verebilirim sizi kırmamak açısından. Sorun olmaz benim için. Tabii tek sesli de olsa enstrümansız da olsa öyle söyleyeyim yani. Tabii ben yaklaşık 15-20 tane yayla havası inceledim. Ve gerçekten çok özel bir tür. Şimdi okuduğumda daha net anlayabilirsiniz. Aslında dinletebilirim ama diyeceksiniz ki hocam siz okuyun. O yüzden kurtulamayacağım maalesef. Evet, gibi gözüküyor. Ah yine geldi yaz başları da kuş konar çalılar oy. Dağlar oy, yaylalar güneşliydi de bakamadım dağlara. Oh, oy, 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 oy. Ehey, oh, oy, ehey, güzel ne. Dağlar oyun. Türkiye bağlıyor. Yol gider mi gider mi da bizim büyük limana. Yol gider mi gider mi da bizim büyük limana. Ne ben öldüm kurtuldum da ne sen geldin limana. Ne ben öldüm kurtulduğunda ne sen geldin imana. Oy liman büyük limanda yok mu yarimi bulan. Oy liman büyük limanda yok mu yarimi bulan. Alacaksan al beni sonra olursun pişman. Alacaksan al beni sonra olursun pişman oyun diye söylemiş olayım.
Teşekkür ederim. İnşallah yeterli olmuştur. Çok teşekkür ederiz hocam. Salih hocam bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Biliyorsunuz geçen ay 13 Nisan'da büyük bir kültür değerimizi kaybettik. İlhan Başgöz hocamızı. Evet. İlhan Başgöz hocamız 1943'te kendi hocası Pertevni Aile hocayla Doğu Anadolu'ya gidiyor. Evet. Orada yöre aşıklarını işte Murat Çobanoğlu, Aşık Şenlikler, Şeref Taşlıovalar onlarla birebir Posoflu Aşık Müdami. Onlara daha yani neredeyse 80 yıl önce oralarda çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Daha sonra teknolojiye yenik düşerek bu aşıklar başta Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova olmak üzere onları Kültür Bakanlığı sanatçısı yapıyorlar. Onlar da radyolara okuyorlar. Şöyle güzel bir külliyat hazırladı hocamız. Müthiş bir külliyat. Şimdi bu çalışmaları yaparken hoca İlhan Başgöz hocamız sadece 1943'te gitmiyor. 50'li yıllarda da gidiyor. 70'li yıllarda da 80'lerde de gidiyor. En son 80'lerde televizyonun gelmesiyle Aşıklar Kahvesi artık iflas ediyor. Kimse aşıkları dinlemeye gitmiyor. Radyolara gelen, radyo sanatçısı ya da yöre sanatçısı olarak radyolara gelip söyleyen aşıklar radyoda onlara getirilen kurallara bir yerde isyan ediyorlar ama ekmek parası olduğu için de karşı çıkamıyorlar. Şöyle bir isyan var. Yani sizin ilk videoda gösterdiğiniz tavırda serbest bir söylemeden ziyade işte oradaki şef diyor ki bu bak, buraya bakacaksınız. Gözünüz burada olacak. Buraya odaklanacaksınız. Bu sesi çıkarmayacaksınız. Bunu atlamayacaksınız falan. Bu sizce yayla yani genel olarak, genel anlamda da söylüyorum. Sadece yayla havalarından değil. Bu sizce yöre tavrını mahalli ağzı öldürür mü? Bu nereye kadar? Yani mübah olabilir. Yani nereye kadar serbest olabilir? Çünkü bunun arkasında tamam belli bir nota olabilir, belli bir sistematize edilmiş olabilir, kurallara bağlanabilir ama sonuçta bunları yaratanlar da yöre insanı, icra edenler de yöre insanı, en iyi icra edenler. Eğer siz bunları sıkmaya kalkarsanız, kurallar adına bağlamaya kalkarsanız bir süre sonra gelir ki o yörenin insanı bile ya bu türkü bizim oranın türküsü değil, buna benzemiyor demeye başlar. Ne dersiniz? Yani çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi ne demek istediğimi anlatacağım. Şimdi tabii biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilanından sonra oraya gitmek lazım. Bir takım önemli isimler, müzik araştırmacıları, derlemecileri Anadolu'ya gidip binlerce türkü derlediler. İşte başında bunun İstanbul, o zamanki İstanbul Belediye Konservatuarı vardı, Darül Elhan. Onların ciddi araştırmaları vardı. Daha sonrasında Ankara Konservatuarı'nın 1937 ve 1952 yılında yaptığı araştırmalar vardı. Hatta benim bu kitapta Halil Bedi Yönetken'in bu kitabı önerir merkeze derleme notlarını paylaşır. O 1937 ile 52 arasında gezdiği bölgelerle alakalı çalışmalar. Şimdi burada ciddi çalışmalar yapıldı ve o zaman bu külliyata bunlar eklendi. Bir şekilde doğru ya da yanlış ama bunların yapılması gerekiyordu. Çünkü bir halk kültürü oluşturulması amaçlanıyordu Cumhuriyet'ten sonra. Yurttan Sesler ilk başta Muzaffer Sarısözen'in yaratımlarıyla ortaya çıktı ve bu derlenen eserler yeniden notaya alınarak belli kalıplara sokularak oradaki koristlere, oradaki sanatçılara icra edilmeye başlandı. Bu bir bakıma doğruydu ama bir bakıma sizin söylediğiniz şeye geliyorum. Yanlıştı. Nasıl yanlıştı? Maalesef bazı şeylerin kaybolmasına vesile oldu bu ileriye dönük. Ne demek istiyorum? Yani yöre ağzı, yöre tavrının, o bölgedeki icraların birazcık ortadan kaybolmasına yol açtı. Tamam belki o dönemin şartlarında bunun yapılması gerekiyor. Çünkü bunun bir de temsili söz konusu ya Recep Bey. Temsili lazım bu halk kültürünün sonuçta yani. Bir şekilde temsil edilmesi lazım. O yüzden
olumlu anlamda yapılan şeyler de var ama olumsuz, olumlu yapılan şeylerin olumsuz katkıları da oldu bu kültüre. Maalesef bazı TRT'de yazılan, özellikle notaların biz eksikliklerini zaten görüyoruz ve konuşuyoruz. TRT'de yazılan hem notaların oradaki ağız özelliklerinin hiç yazılmaması, onların belli kalıplara sokarak yazılması belli aşamalarda bu müziğin özellikle geleneğini birazcık söndürdü. Bu doğru. Ama tabii buradan şöyle bir sonuç çıkmasın. Yani yanlış yapıldı, böyle bir şey yapılmamalıydı. Hayır, ben onu demek istemiyorum. Çünkü sonuçta bu müziğin öyle ya da böyle sadece köyde temsili olmaz. Bunun konser salonlarında dünyanın her yerinde temsili söz konusu. O bakıma baktığınızda bunu ister istemez belli kalıplara sokmak ama doğru biçimde bunu yapmak da çok önemli yani. Bunu doğru bir şekilde yapmak çok önemli. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. O yüzden o yurttan sesler, daha sonra işte TRT'nin kurulması, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nın kurulması, buradaki işte külliyatın öğretilmesi hem çok önemliydi hem de bazı şeylerin elden kaçmasına vesile oldu. Ama biz geliyor, gün geliyor hala bir 2021 yılında gidip de o insanları değil, hala kaynak kişileri dinliyoruz. Bakın siz hala Neşet Ertaş dinliyorsunuz değil mi? Hala Muharrem Ertaş dinliyorsunuz. Hala Çekiç Ali dinliyor. Hala Munis Akarsu dinliyorsunuz. Hala işte Aşık Mahsuni Şerif dinliyorsunuz. Onlar zaten bu müzikleri olabildiğince doğal olması gerektiği şekilde aktardılar. Ama onların aktardığı gibi zaten sanatçıların bu işi profesyonel anlamda yapan insanların bunu ifade etmeleri zaten mümkün değil. Ama dediğinize bir nebze katılabilirim. Evet, bazı şeyleri söndürdü bu Recep Bey. Yani. Bazı şeyleri aldı götürdü ama bu biraz da gerekiyordu diyebilirim. Yani çünkü bir kalıba bir şey yapılması lazım. Sonuçta bu müzik de öyle ya da böyle temsil edilecek. Her yerde söylenebilecek bir hale gelmesi gerekiyordu. Bunun dışında ben çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi aşıklardan bahsettiniz ya. O aşıklar bunun dışında sadece Murat Çobanoğlu değil. Bunun içerisinde Neşet Ertaşlılar, Davut Süvariler, Masumi Şerifler, Muris Akarsular, Aşık Ali Aydınlar, hepsi yani bütün aşıklar, çoğu aşık TRT'ye eserlerini kaydettirebilmeleri için kendileri bu türkülerin kendilerine ait olmadığını kabul etmek zorunda kaldılar. TRT'ye kaydettirebilmek için. TRT'nin külliyatına alınması için. Yani ya bu eser Neşet Ertaş'ın ama TRT bunu kabul etmek için Türk halk müziği anonimdir düşüncesi var ya o zaman da hala şey ama daha sonrasında tabii bu düşünceler biraz da sığ kalmaya başladı. Tamamen anonim olarak ifade edemeyiz Türk halk müziğini. Burada aşık müziği de devreye giriyor halk müziğinde. Olur mu? Sadece Türk halk müziği anonimdir diye bir şey olabilir mi? Aşık müziğini o zaman nasıl şey yapabiliriz ya? Binlerce yıllık aşıklık ozanlık geleneği. Mümkün değil. O açıdan bu insanlar TRT'nin külliyatına bu eserlerini kaydettirebilmek için dediler ki tamam kabul ediyoruz, bunlar bizim değil. Bunu kaynak kişi, hatta bakarsın, bakın TRT'nin notalarına, kaynak kişi yazar değil mi? Söz müzik yazmaz. Söz müzik yazmaz, kaynak kişi yazar. Der ki bu işlerin kaynak kişisi işte Aşık Mahsuni Şerif. O yüzden bazı şeyler oldu. Haklısınız, ben diğer aşıklarımızı, diğer ustalarımızı yok saymadım da ben sadece İlhan Başgöz'ün çalışmasından örnek vermek istedim. Tabii ki. Bununla bağlantılı olarak şu geliyor belki de kaçınılmaz olarak. Yani nasıl olsa bu notalar, bu türküler bir notaya alındı, hı-hı, standartize edildi, yayınlandı. Hı-hı. Dolayısıyla işte müzikle uğraşan, konservatuara giden, müzik bölümlerinden mezun olan insanlar ya da işte bu konuda eğitim almış insanlar elindeki notaya bakarak tıpkı bir mühendislik gibi, yani mühendislik bilimleri gibi, 2x2 gibi elindeki notaya bakarak herkes Karadeniz okuyabilir, herkes yayla okuyabilir, herkes Kırşehir okuyabilir, herkes Konya okuyabilir. Ama tabii ki okumaması gerekir ama maalesef Latif arkadaşım da bilir. Yani TRT'de artık kadrolu sanatçılara her yöreye okuma izni böyle verilir gibi
Bu aslında ben dinleyici olarak beni bile rahatsız ediyor. Yani hiç örneğin Neşet Ertaş'a belki $1,000,000 verseniz asla bir Karadeniz havası söyletemezdiniz. Yani bu tavır gittikçe böyle de aşınıyor olmuyor mu? Evet, oluyor. Oluyor. Olmuyor diyemeyiz. Yani bunu şöyle açıklayayım. Yani şu ifadeyi kullanabiliriz. Tamamen işte herkes kendi yöresini okuyacak demek de doğru değil ama değil. Belli tabii yöreler ki var. Belli yöreler var. O yörelerin de belli ağız özellikleri var. Karadeniz gibi mesela. Onlar devreye girdiği zaman işler değişiyor ama herkes bir deyiş okuyabilir. Deyişlerde herhangi bir ağız özelliği var mı? Çok net bir şekilde işte ağlar iyi gibi, işte yapayım edeyim falan gibi bir şey. Yani Karadeniz ağzı gibi bir özellik var mı deyişlerde? Örnek veriyorum semalarda. Okuyabilir. Zeybek okuyabilir. Tür örnek veriyorum. Başka şeyler de örnek verebilirim ama maalesef biraz işin içine biraz böyle ciddi bir spesifik, bakın özel spesifik bir alan girdiğinde o zaman işler değişiyor. Bu bakımdan TRT çok köklü bir kurum, çok önemli şeyler kazandırdı. Sonuçta bizim dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız TRT dinleyerek büyüdü. Sizler de öyle yani. Siz hepiniz o radyolarda TRT dinlediniz. Ama her kurumda olduğu gibi tabii ki onların da eksiklikleri olabilir. Onlar da düzeltilebilir. Özellikle zaten şu da ortaya çıkıyor mesela. Nota dediniz ya. Ben müzik nota bilen, bu işin eğitimini veren birisi olarak söyleyebilirim ki nota ile icra arasında en ufak bir şey yok ya. Yani alakası yok. Şimdi kaynak kişiden almışlar Neşet Ertaş'la. Neşet Ertaş dinliyorsun, notaya bakıyorsun. Alakası yok. Standartize edilmiş. Standart edilmiş. Yani maalesef bazı şeyler var. Yani bunu eleştirmek sanırım olabilecek bir şey. Yani biz bunu kötülemiyoruz. Sadece bazı gördüğümüz şeyleri ifade ediyoruz. Yoksa TRT gibi köklü bir kurumu eleştirmek bizim haddimiz değil. Biz gördüğümüz şeyleri sadece ifade ediyoruz. Nota ile icra arasında ciddi farklar var. Zaten biz özellikle kendi eğitimlerimizde notaları baştan yazıyoruz. Ben nota baştan yazıyorum. Ceren'e söyleyin. Ceren öğrenci makburu duruyor. Notaları baştan, nota kesinlikle göstermiyorum. Çünkü notaya baktığımızda öğrencinin icrasında hiçbir anlam ifade etmiyor o icra. Çünkü olayın başka boyutları var. Sadece notaya bakarak böyle türkü okunmaz. Böyle türkü okunmaz. Mümkün değil. Olacak iş değil. Yani. Müzik bu değil. Müzik bu değil. Nota bir amaç değildir. Nota bir araçtır. Bu sözü unutmayın bence. Amaç değildir. Bir araçtır ya. Ya zorlandığın yerde bakarsın notaya, tamam mı? Ya da çözmek için bakarsın notaya. Sonra atarsın bir kenara. Ya düşünsene, notaya baka baka icra yapıyorsun. Her yere gidiyorsun. Annene babana söyleyeceksin, notaya mı bakacaksın ya? Böyle şey olur mu? Yani konser salonlarında konserler vereceksin notaya. Hayır. Müzik nota değildir. Müzik duyguların notalarla birleştiği yerdir. Müzikle birleştiği yerdir. Ritimle, notayla birleştiği yerde duygular devreye girer. Başka şeyler devreye girer. O yüzden umarım açıklayabildim bazı şeyleri. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, Tahsin Bey bir şey söylemek istiyor. Tabii herhalde. Tabii, buyurun. Buyurun Tahsin Bey. Tabii. Tahsin Bey, sesinizi açar mısınız? Şu an geldi. Salih'cim, iyi akşamlar. İyi akşamlar dayıcım. Maçka yolları taşlı, gel uyu sarı saçlı. Evet. Ne demek istediğimi anladın mı? Maçka yolları taşlı, gel uyu sarı saçlı. Tamam, geliyor. Hayır. Gel uyu sarı saçlı. Maalesef ben TRT'den bu dürgüyü böyle duydum. Gel uyu sarı saçlı. Gel uyu diye bir şey yok. Gel uyu sarı saçlı. Evet, yani geliyor anlamında. Ama maalesef anlaşıldı. Halk müziği sanatçımız türküyü böyle söyledi. Gel uyu sarı saçlı. Yani kahroldu. Salih'cim, yayla yoluna hiç gitmemiş birisi olarak, yaylayı hiç görmemiş birisi olarak çok güzel bir program hazırladın. Tabii ki teknik olarak bir şey hazırladın. Literatürden yararlandın. Çok da güzel oldu. Başından beri dinliyorum seni. Her şey çok güzel. Ancak benim sana bir tavsiyem var. Fırsatı bulursan belki bu sene bu salgından dolayı yapamayabilirsin ama sonraki senelerde en az 1-2 yayla şenliği izlemeni, yayla kültürünü yaşamanı isterim. Tabii ki olaya
bir başka açıdan da başlayayım, söyleyeyim. Tabii ki yayla kültürü biraz farklı bir şekilde evrildi. Çünkü eskiden yayla kültürü bir yaşama biçimiydi. Daha az önce bahsettiğim gibi Nisan ayında başlayan hazırlıklar, belki Eylül ayında geri dönüşle beraber biten bir süreçti. Şimdi sanki böyle yayla kültürü deyince insanların senin de bir defa iki defa değişik yaylalarda. Ya çocuklar niye yüksek sesiniz buraya geliyor, sinir etmeyin beni. Sanki 2-3 senede bir defa bazı yerlerde şenlik yapma şekline döndü. Tabii ki bu da bir teknolojinin getirdiği ya da genel anlamda yaşam biçiminin getirdiği bir şey. Ama çalışma çok güzeldi. Literatür üzerinden yapılmış olsa bile veya kaynak araştırmasında yapılmış olsa bile, bunu söylerken eleştiri anlamında söylemiyorum. Tespit anlamında söylüyorum. Benim sana tavsiyem belki önümüzdeki süreçte o yayla yolculuğunda ya da yapacağın diğer çalışmada yayla yolculuğunda da ben ya da o yaylacılık olayını bilen eskilerinden birini yanına alabilirsen haklı yönlerini de o yaşam biçimini de anlatabilirsek ya da kavrayabilirsen sen belki kendi yaptığın çalışmalara da farklı yönden bakma şeklin olabilir. Ben tebrik ediyorum seni. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Keşke kemençeni unutmasaydım. Unutmadım dayı. 17 günlük şey olunca kafam bozuldu. Yani bazen hepimizde oldu. Bir kemençeyi dinleyebilirsek ama önümüzdeki süreçte inşallah. İnşallah. Şöyle ben senin dediklerine öncelikle teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sevgilerimle. Çok teşekkür ederim. Şöyle açıklayayım. Zaten bu tezin yapılma süreci de pandeminin başına denk geldiği için bizim maalesef alana gitme imkanımız olmadı. Yani işte Maçka'ya özellikle gitmek istiyordum ben. İşte Karahay'la, Eyüboğlu'yla görüşmek istiyordum. Ondan da bir görüşme yapıp onun söylediklerinde tezi aktarmak istiyordum. Ama maalesef hatta tezde de yazar bu. İşte Covid-19'dan dolayı maalesef işte alana gidilememiştir diye. Ama muhakkak zaten biz o yörenin insanıyız. Ne kadar uzun zamandır gidemesem de yaş ilerleyince açıkçası gidesi geliyor insanın köye falan. Daha küçükken hiç gitmek istemezdim ama artık çok farklı bakıyorum meselelere. İnşallah bu süreç bittiği zaman konuya başka bir derinlik katmak açısından bunu yapmak istiyorum dayı muhakkak. Tamam. Çok teşekkürler. Tahsin dayı da benim dayımdır aynı zamanda. Annemin dayısıdır ama benim dayım sayılır. Tebrik ediyorum. Evet. Sağ olun. Peki. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar başka? Buyurun lütfen. Kapmanın sesini de açar mısınız? Tamam. TRT'yi eleştiriyoruz, öyle diyoruz, böyle diyoruz. Ama son yıllarda Karadeniz müziğiyle ilgilenen gençler görüyorum ben. Çok hoşuma gidiyor. Ağızdan anlamam, yöreden anlamam. Ama o Karadeniz coşkusunu gerçekten bizlere ulaştırmaları anlamında güzel bir şey var. Yani çoğaldılar. Çok güzel gençler yetişiyorlar. Doğru. Sevindirici. Evet kesinlikle. Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Çünkü onlar topraktan ayaklarını çekmiyorlar. Ondan yetişiyorlar. Eğer topraktan ayağınızı çekmezseniz o zaman gerçekten bu diğer bölgelerde olduğu gibi Karadeniz'den ayağınızı çekmezseniz o toprağa basarsanız toprağa basanın herhangi bir eksiği olmaz ve bu müziği çok güzel bir şekilde icra edebilir. İşte o genç icracılar da aslında kaynaklarını topraktan alıyorlar. Evet. Gerçekten son yıllarda özellikle Karadeniz, ben biraz da şeyden sonra bunun olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ondan önce de vardı ama bunun daha geniş genç kesime hitap etmesi bence Kazım Koyuncu'yla başladı. Onu da rahmetle analım buradan. Kazım Koyuncu'nun Karadeniz müziğini özellikle farklı bir şekilde başka enstrümanlar kullanarak icra etmesi, biraz böyle hafif rock havası vermesi, biraz böyle işte gitar, bas gitarın kullanılması, işte baterinin kullanılması, biraz böyle daha sert derken kötü anlamda söylüyorum, rock müziği diyelim, o havaya çevirmesi özellikle genç nesilde çok ciddi bir uyanma yarattı ve oradan sonra hem izleyici, dinleyici olarak hem de icracı olarak çok farklı kişiler geldi.
Ama özellikle burada Kazım Koyuncu'yu anmadan olmaz. Yani onun ciddi emekleri var, ciddi farklı bir boyut getirdi. O yüzden katılıyorum ve devam da ediyor. Yani çünkü hala gençlerimiz orada yaşıyor yani. Köylerde yaşıyorlar. Yaşayan gençlerimiz var. O bölgeye yaşayan insanlar var. Kültürlerini yaşatıyorlar. Çok da şey, özellikle burada şunun da etkisi var. Sosyal medyanın da çok etkisi var. Yani internet ulaşımının olması, insanların her şeye kolay ulaşması, çocukluktan itibaren kemençeyi buradan bile öğrenebiliyorlar artık yani. Öğrenebiliyorsunuz. İnternetten bile görüp bir şey yapabiliyorsunuz. Bir de siz orada bulunduğunuzda, yani o köy yaşantısını yaşadığınızda o insanlarla beraber, o zaman zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Gerçekten çok ciddi anlamda önemli. Konservatuvar eğitimli gençler de çok. Evet. Seçim de arttı Karadeniz müziği ilgi alanı olarak. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ki bunun, ama bir şey söyleyeyim mi? Bunun oluşmasında bence konservatuvarların ya da müzik bölümlerinin çok büyük bir katkısı yok. Öyle mi? Ben bunu konservatuvarda okuyup hem eğitim kadrosunda bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Şunu demek istiyorum. Maalesef bizim Karadeniz bölgesini icra eden kişiler sadece icra etmekle kaldıkları için bunlar konservatuvarlara ve müzik bölümlerine burada okuyan öğrencilere pek yansımıyor. Yani tamamen ben sahnede, yani birine sorun mesela, kemençe çalan birine, %90 der ki ben yok akademik kariyer yapamam, ben sadece okurum, program yaparım, işte çalarım, söylerim. Şimdi öyle, o hal öyle olunca otomatikman konservatuvarlarda bu iş şey yapmıyor. O dışarıda gördüğü, köyde gördüğü, dinlediği şeyin müziğini yapıyor. Ki ben İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı mezunuyum. Orada araştırma görevliliği de yaptım 1,5 sene boyunca. Karadeniz ağzıyla alakalı çok ciddi çalışmalar biz yapmadık. Yapmadık, yani yapılmadı. Onu temsil edecek çok fazla hocamız da yoktu zaten. Anlatabiliyorum değil mi ne demek istediğimi? Anlıyorum. O yüzden anlıyorum. Ben biraz da aslında bunu, bu çalışmayı yapmamın sebebi biraz da dedim ki yani yayla havalarını, bence yayla havalarına ben girdikten sonra kendi bölümümde, ses eğitim bölümünde belki yüksek lisans seviyesinde bunu böyle ayrı bir ders olarak, Karadeniz ağzı repertuarı diye bir ders olarak, bunu tekrardan notalarını yazarak bir repertuar ortaya çıkartarak yapabilirim diye düşündüm. Çünkü bakıyorsunuz, şunu da söyleyeyim, hep böyle aklıma geliyor siz söyledikçe, anlattıkça da aklıma geliyor. TRT repertuarında bulunan Karadeniz türküleri, özellikle Trabzon başta olmak üzere, emin olun sadece bu müzik TRT repertuarında bulunan eserlerden ibaret değil. Asıl bu müzik köylerde yaşıyor. Asıl bu şehir o bölgede yaşıyor. Yani belli başlı eserler notaya alınmış ama alınmayan o kadar çok eser var ki. Alınmayan o kadar çok eser var ki. Ben bunu biliyorum ya. Ya çok önemli isimler var ya. Yani Bahattin Çamurali gibi isimler var. Bunları lütfen bence dinleyin. Bahattin Çamurali gibi, Yusuf Cemal Keskin gibi, ondan sonra Cima, Ali Çinkaya gibi, aklıma gelmeyen bir sürü sanatçı yani. İşte Koryanalı Hüseyin Köse gibi gibi önemli isimler var ya. Bu isimlerden notaya alınan çok az eser görüyorum ben. Ama ben bunu araştırdığım için aslında görüyorum ki repertuarda olan eserlerin dışında belki 1000 tane varsa 1000 tane de olmayan var. Asıl onları bulup tespit etmek lazım. Asıl onları bulup tespit etmek ve öğrenci öğretmek lazım. Gerçekten de Bicoğlu Osman'ı unutmayayım bu arada yani. Giresun'da Bicoğlu Osman çok önemli bir kaynak kişi. Çok fazla kaydına ulaşılmıyor Bicoğlu Osman'ın. Böyle 15 tane Odeon yıllarından ulaşılmış kaydı var Bicoğlu Osman'ın. Onu da dinlemenizi öneririm ama hepsi ders niteliğinde. Onun da çok önemli icraları yine var. Onu da unutmayın. Dediğim gibi araştırmak lazım. Yani o bölgeyi eğer giriyorsanız her şeyine hakim olmazsınız. Ben de elimden geldiğince her şeyine tabii ki olamam. Kimse olamaz. Ama elimden geldiğince alanım dışında da olsa biraz, yani ben daha çok bağlama çalıp işte söylüyorum. Daha çok böyle Karadeniz müziği dışında icra ediyorum. Ama yine de bu konu benim en büyük hobi alanım diyebilirim yani, ciddi anlamda. Çok ciddi anlamda eğiliyorum ve bununla alakalı da ilerleyen zamanlarda inşallah hem akademik anlamda daha fazla çalışma yapıp bunun unutulmaması için, bu müziğin akademide de yer alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü başka türlü olmuyor. Başka türlü olmuyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben evet. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ne durumdayız? Sıkmayalım da sizleri. Yok, biz sıkılmıyoruz. Sizi yormayalım yani. Saat da ilerledi. Hocam.
Estağfurullah. Bazı arkadaşlar yazışma kısmına teşekkürlerini ileterek teşekkür ayrıldılar. İyi geceler dilediler zaten. Sağ olsunlar. Aktarayım ben. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Başka soru, birkaç soru varsa alabilirim. Sonra siz nasıl uygun görürseniz. Benim için bir şey yok. Sorun yok. Salih Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Yarın işe gitmek zorunda olanlar var. İnşallah başka bir zaman sizinle yurt gezisin kapsamında buluşup yaylaları öyle dolaşırız. Ticioğlu Osman'dan icralar da yapıyoruz biz gezilerimizde. Çok güzel. Şivinkarahisar'a gittik. Orada Tamzara'da Ticioğlu Osman'ı andık. Onun Tamzara havaları ölümsüz gerçekten. Gerçekten çok farklı işler de yapmaya çalışıyoruz. Tabii amatörce. Çok güzel olsun, çok güzel. Şimdi Latife arkadaşım ayrıldı ama birdenbire Kadırga Kültür Havzası'ndan belki de önümüzdeki günlerde Çankırı Yaren havasına dönebiliriz. Böyle bir ön haberi arkadaşlarımı da vermek istiyorum. Latif arkadaşım Çankırılıdır. Çankırı yöresini, icrasını, tavrını hem çalar hem de söyler. Erken ayrıldı o da yarın okulu var. Böyle renkli renkli devam edeceğiz. İnşallah belki Erol Parlak hocamızla da Orta Anadolu Abdal havalarına döneceğiz. Böyle yaşatmaya çalışacağız. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Katılanlara da teşekkür ediyorum. Son sözü size bırakalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok memnun oldum. Çünkü bunlar konuşulunca değer kazanıyor. Yani sadece tezi yazıp ben yazdım bıraktım olmuyor. Bunları konuşunca ayrı bir değer kazanıyor. Daha fazla insan bunları duymuş oluyor. O yüzden gerçekten ben çok memnun oldum. Umarım bunların devamı gelir. Başka konularda siz bunu lütfen devam ettirin. Çünkü bunlar önemli. Kültür bu şekilde var oluyor. Bunu bu şekilde sürdürüyor kültür kendini. O yüzden çok kıymetliydi. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hem annem buradaydı bugün. Hem de nişanlım buradaydı. Onlara da ne dinledikleri güzel için teşekkür ederim. Hem abiniz de vardı selamlar değil mi? Abim de sanırım vardı belki de. Peki ben hani tanışmıştım olurdu ya Kadıköy'de. Mustafa Gündoğdu ismi. Görmedim ama. Şerafettin abim değil mi? Yok abim değil. Yok abim değil. Yok değil. Ama belki gelmiş olabilir abim ayrıca. Onu bilmiyorum. Sorun yok. Hem nişanlım hem anneme selamlar buradan. Bizi izleyenlere. Ceren öğrencim. Öğrencim de buradaydı. Bizden de selam olsun. Sağ olun. Bu arada ben... Salih Hocam. Sizi Samsun'dan tanıyan benim başka bir arkadaşım var, Yusuf Orasan. Onun da sizinle ilgili ilginç, güzel bir anısı var. Şimdi bahseder mi bilmiyorum. Yani bunlar güzel şeyler tabii. Tabii. Sorun yok. Anlatabilir yani, problem değil. Yusuf sesini açabilirsin. Sesini açman lazım. Ses. Heh. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Yusuf Bey. Merhaba Salih, nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. Şimdi beni hatırlamazsın tabii. Vallahi hatırlamadım ya, ne yalan söyleyeyim. Murat Doğan biliyorsun. Benim yeğenim. Murat abi, evet tamam biliyorum. Senin abinle de arkadaş aynı evet, zamanda. Evet. Sen ATV'deki programa çıktığında sana belki yüzlerce şey göndermiştik. Sağ olun. Hatırlarmışsın. Bir gün Murat bize söylemişti. Yani bu arkadaşlara ben bunu paylaştım ama senin belki haberin yoktur. Ne? Senin ismini duyunca ben dedim ki bizim Salih mi bu dedim. Hani söylüyorsunuz. Hani Samsun'un Salih mi? Evet dediler. O zaman tamam dedim. Başka Salih olamaz. Hani isim benzerliği mi acaba diye düşünerek söyledim. Seninle bir gün Muratların evinde buluşmuştuk. Sen daha o zaman liseye gidiyordun.
Daha liseyi de bitirmemiştim zannediyorum. ben de iyi kötü bağlama çalıyorum. Yani uğraşıyorum biraz. Sen geldikten sonra orada tabii bize çaldın. Bağlamanı hep yanında biliyorsun. Baban da geldi. Baban da geldi. Annen de geldi. Kardeşin de gelmişti. Orada bize bir konser vermiştin. Ben de oradaki şeyden sonra hani iyi çalıyorum demiyorum ama yani iyi kötü çalıyordum. Şimdi dedim ki ben dedim Salih'i duyduktan sonra artık bağlamanın ne kadar kendi açımdan zor çaldığımı veya hiç hoşuma gitmeyen bir müzik aleti olduğunu o zaman fark ettim. Ondan sonra bağlama çalmaya devam ettim ama asla senin gibi olamadım. Ya estağfurullah. Onu paylaşmıştım arkadaşlarla. Oradan bana Recep pas attı. Ayrıca biraz önce Recep Erol Parlak ismini geçirince o konuyla da ilgili bir küçük anım var. Erol Parlak benim askerden arkadaşım. Beraber askerlik yaptık. Sivas köyünde. O zaman da beraber Erol'la birlikte bir gece konser verirken ben halk oyunları ekibindeydim. O da bağlama çalıyordu. Baktım ne kadar güzel çalıyor Erol. Ve o zaman da yeni moda İlvanlı türküsü vardı Çorum yöresinin. Ona gittik. Akşam programda binbaşı çağırdı. Program nasıl olacak diye bir kontrol edeyim dedi. Erol çaldı. Bu türküyü çaldı. Ne kadar güzel çalıyor. Dedi ki ya yok bu iyi değil dedi. Ya dedim ki nasıl iyi diyorsun, değil diyorsun dedim. Ya ben kendi kendime dayanamadım ama askerdeyiz. Binbaşı öyle deyince sesimiz çıkmıyor. Neyse şeyden sonra dedim Erol sen harikasın. Bırak dedim ya şunu dert etme dedim. Bu ne anlar müzikten dedim. Biraz böyle şeyine doğru iyice geçtiğim için. Erol dedi ki zaten önemli değil dedi ya. O kendini biliyordu. Ben kendimi biliyorum. O zaman Erol İstanbul Radyosu şeyde konser radyosunda saz sanatçısıydı. Sonra bıraktı, istifa etti. Tamam biliyorum. Şimdi konservatuvarın yöneticiliğini yapıyor falan filan ama Erol'la son askerliğimizde bir anı paylaştık. Tabii daha başka anılarımız da var ama ben saz ve müzik olarak bu anı paylaşmak istedim hepinizle. Çok hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Salih geldiğinde biliyorum Samsunlusun. Evet. Samsun'a geldiğim 9 Mayıs sitesinde uğrarsan beraber bir kahve içeriz, sohbet ederiz. Tamam inşallah. Çok isterim ben de. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizim geleneğimizi bozmayalım. Son sözü yine Aksakal'a veriyoruz. Evet Aksakal. Tabii ki. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam size de çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok doyurucu bir sunum oldu. İnşallah bir yenisini daha yaparız burada. Burada türkü sevenler çok. Yani burada gördüğün yani bizden gelen arkadaşların tamamı türkü söylemese bile türküye bir bağlılıkları vardır. Onun için ayrıca teşekkür ederiz hepsinin adına. Sağ olun, var olun. Katılımcılara da bu saate kadar da dinlenip kalan arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi geceler. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Hocam çok teşekkürler. Dün de davet bekliyoruz ona. Tamam. Merak etmeyin. Tamamdır. İyi geceler. Hoşçakalın. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Evet, ev sahipleri son olarak kapatacağız herhalde dükkanı. Evet. Güzel bir program oldu. Değil mi? Evet, yani çok güzel oldu. Yani acemiliğimize rağmen çok güzel bir program oldu. Güzel oldu. Bu tabii ısınıyoruz yavaş yavaş. Şimdi kim var sırada? Sırada Serdal var. Serdal var. Evet. Serdal böyle mistik konulara dağıtmasaydı bizi ya. Evet, Serdal ayrıldı mı? Kalsaydı biraz konuşurduk. Ayrıldı. Bir ara ayrıldığını gördüm ama tekrar ayrıldı. Girdim bilmiyorum. Yok şu an. Yok şu an 10 kişiyiz. Tekrar görüşürüz. Onu koordinasyonda konuşuruz.
Tamam. Tamam. Bence de gayet güzel oldu. Tabii bu şartlarda evet. icra kolay değil. Ama Latif'le konuşacağım. Söz alabilirsem onunla çok, çok uygulamalı olur. Bir Çankırı yöresi yöre tavrıyla çalıp söyletebiliriz. Güzel olur. Peki. O zaman ya Ümran yani işe gidecek hocam yani. Evet. Erken de kalkıyorum. Herkese hadi, iyi geceler diliyorum. Hadi, iyi geceler. İyi geceler. Sağ ol Cemal, teşekkürler. Görüşürüz. Yusuf iyi geceler. İyi geceler Yusuf. Kaydı kapat bitiriyorum.